Efendim merhaba. Evet, erken seçim için artık start alındı. Partilerin büyük bir çoğunluğu adaylarını belirledi ve seçim ekranında Diyalog TV böylelikle başlatmış oluyor. Bugün özel bir programla karşınızdayız. Seçim 2018 genel sekreterler buluşması. Şu an itibariyle 8 siyasi partinin meclise girmek için 7 Ocak tarihinde bu sınava hazırlandığı gerçeği var. YSK'ya başvuru yapması var. Ve bu 8 partinin genel sekreterlerini bugün stüdyomuza ağırlıyoruz. Sayın Reşat Akar'la birlikte bundan sonraki süreçte de her perşembe bir parti başkanını Lefkoşa Merit Otel'de yapacağımız özel programda ağırlayacağız bu program sonrasında. Ve her parti başkanının karşısında seçime girecek olan diğer partilerden 6'şar üye olacak ve onların sorularını parti başkanları yanıtlayacak. Bu programın da özel bir program olarak seçim sürecinde her perşembe karşınızda olacak. Biz Diyalog TV olarak bugün itibariyle seçim startını vermiş oluyoruz kendi ekranlarımız aracılığıyla. Açılış konuşması için sözü Sayın Reşat Akar'a vereceğim. Sonrasında da buradaki genel sekreterlerimiz bizlerle birlikte ve onlara sözü vereceğiz. Önce tanıtalım hemen kısaca. Sayın Hüseyin Mert Coşkun var. Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkan Yardımcısı. Sayın Bert Tanzaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri. Sayın Sonay Adem, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri. Sayın Asım İdris, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri. Sayın Tolga Atakan, Halkın Partisi Genel Sekreteri. Sayın Erdoğan Sorak'ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreterimiz. Sayın Afet Özcafer, Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri ve Sayın Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri. Hoş geldiniz diyorum. Sayın Akar, buyurun. Evet, ben de hoş geldiniz diyorum tüm parti genel sekreterlerine ve bizi ekran başında izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi saygılarımızı gönderiyorum. Bu seçim çok ani oldu, baskın gibi bir seçim oldu. Sayın Başbakan Hodri Meydan demişti, ondan sonra hızlı bir gelişme yaşandı. Dolayısıyla önümüzde çok kısa bir süre olduğunu düşünerek bizler tüm siyasi partilere eşit mesafede duran bir medya kuruluşu olarak halkımıza partili liderlerinin, yetkililerinin daha kolay, daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla bu programları organize ettik. Ben tüm parti yetkililerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum bu programlara destek verdikleri için. Ve herkes önümüzdeki günlerde de bu program içerisinde genel sekreterler nasıl hazırlandılar bu adaylık saptamaları, çünkü kolay olmadı. Kotalar çıktı, kadın kotası çıktı. Nasıl bir süreç yaşadılar? Seçime ne kadar hazırlandılar, nasıl hazırlandılar? Bunları bugün kısaca ortaya koyacaklar ama bundan sonraki programlarda parti genel başkanları seçilmeleri halinde, iktidara gelmeleri halinde ilk 100 gün içerisinde ne yapacaklarını ortaya koyacaklar. Böylelikle gidemedikleri, ulaşamadıkları köylerde yaşayan insanlar, kırsal kesimde yaşayan insanlar, kentlerde yaşayan insanlar o partinin ne yapacağını, ne yapmak istediğini, programın ne olduğunu daha kolay bir şekilde öğrenme şansı elde edecek. Bu da demokrasinin bir gereğidir diye düşünüyoruz. Bu arada biz seçim programlarının öncesinde ve sonrasında diğer yapacağımız özel programlarda da kullanmak üzere biraz da esprili böyle bir seçim şarkısı hazırladık. Adı Hodri Meydan'dır bu şarkının. Sözleri bana ait. Bu şarkının bestesini de çok kısa bir süre içerisinde Sayın Aydın Çubukçu bizlere yaptı. Kendisine huzurlarınızda ben programın başında teşekkür etmek istiyorum. Bu tamamen gönüllü bir katkı olsun diye bizlere kısa sürede, bir hafta gibi bir süre içerisinde çabucak bize bir beste ortaya çıkardı. Dinledik, tartıştık, konuştuk. Biraz da eklemeler yaparak bir sonuç ortaya çıkardık. Önce bu şarkıyı dinleyelim program öncesinde. Ondan sonra Aydın Bey'e plaketini takdim edelim ve konuklarımızla konuşmaya başlayalım. Hodri Meydan. Hodri Meydan, Hodri Meydan.
yanda ortağın çilesi, diğer yanda tufanın şiddeti. Gezicilerdi cesareti. Öyleyse hodri meydan, gemi karaya vurdu. Özdemir atladı kurtuldu. Çınarda kurumaya başlayınca doktor yine umut oldu. Hodri meydan, 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 hodri meydan. Diyor haydi mahalleye, Cemal güveniyor reise, Çakıcı kükrüyor her yerde, yeniden doğanlar sahnede. Güneşin etrafı bulutlandı, şimşek çaktı, yağmur yağdı, beklemeye tahammül kalmadı. Öyleyse hodri meydan, 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 hodri meydan. Hodri meydan, bu bayrak inmez. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, aa bu bayrakla hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Evet. Evet. Bu bizim seçim 2018 şarkımız, diyalog metre grubu olarak bunu kısa sürede hazırladık, koyduk. Vatandaşlarımıza bir renk gelsin. Her partinin seçimlerde geçmişte yaptığı marşlar vardı, şarkılar vardı. Bu seçim yetişti mi bilmiyorum, söylersiniz tabii. Hangi parti hazırladı? Çünkü kolay değil, bu zaman istiyor. Biz dolayısıyla bunu kısa bir süre içerisinde hazırladık, dinlettik. Daha dinledik şu an. Herhalde toplum tarafından benimsenir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizlere bu konuda yardımcı olan, bestesini hazırlayan Sayın Aydın Çubukçu'ya ben bu program başına bir plaket takdim etmek ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Aydın Bey. Evet, böyle alalım sizi. Kameralara doğru dönelim. Evet, Aydın Bey, çok teşekkür ediyorum bu beste için. Bizi kırmadınız. Yıllardır Kıbrıs'ta yaşıyorsunuz, Kıbrıs'ta müzik yapıyorsunuz. Bizler de sizi çok beğeniyle izliyoruz. O nedenle ben sizden bunu rica ettim, kıymadınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim için de keyifti. Güzel, keyifli bir çalışma oldu. Ve bu projeye katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. İyi yayın. Başarılar herkese. Evet, hemen başlayalım programımıza. İlk bir tur düşündük, 5 dakikalık. Partiler nasıl hazırlandı? Bu süreç içerisinde yaşanılan sıkıntılar var mı? Ve verilecek olan bundan sonrasına ilişkin projeler nedir? Böyle özetleyerek ilk olarak da sizden başlayalım. Sayın Hüseyin Mert Coşkun, Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkan Yardımcısı. Buyurun. Herhalde. Tabii, siz. Tabii. Geçtiğimiz Ocak ayında partimizin kuruluşunu verdik. Daha bir yıl dolmadan seçim çalışmalarına başladık. Tabii bizim için hem teşkilatlanma yönünden hem de kadro oluşturma yönünden zor bir zaman geçirdik. Şimdi 7 Ocak tarihinde
seçim kararı alındıktan sonra baktık ki tüzüğümüzde bizim bir yıl içerisinde, parti kurulduktan bir yıl içerisinde seçim, ön seçim kuralıyla milletvekili adaylarımızı atayabiliyoruz. Yani sadece parti meclisimizin seçimiyle. Biz de bunun çalışması içerisine girdik. Şu an adaylarımızı daha açıklamadık. Ayın 25'inde açıklayacağız. Elimizden geldiğince Kıbrıs Türk halkına hizmet vermek için çalışmalarımızı devam edeceğiz. Biz hani gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için harekete çıktık. Allah da bu yolda bizi utandırmasın. Sözümü sen genel sekreterimize vermek peki, istiyorum. Peki, tabii böyle artık sıradan bizden geleceğiz. Sayın Bertan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri, buyurun. Evet, bizler de Yeniden Doğuş Partisi olarak 1981 yılında kurulmuş olan Türk Birliği Partisi'nin devamı olan 1984 yılında kurulan ve yaklaşık 7 ay süre içerisinde büyük bir başarı gösteren Yeni Doğuş Partisi'nin devamı olarak 7 Ekim 2016 yılında kurulduk. Tabii şu anda adaylarımızı bizler de belirlemedik. Henüz aday isimlerini kamuoyuna açıklamadık. Bildiğiniz gibi dün 19'unda bir tüzük kurultayı gerçekleştirdik zorunlu olarak. Yaklaşık 2 yıldır sahalardayız. Yeni Doğuş Partisi'nin 7 Ekim 2016 yılından evvel, kurulmasından evvel bir dönem Yeni Doğuş Hareketi olarak yaklaşık bir yıla yakın çalışmalarımız vardı. O çalışmaların akabinde kurulmuş olan siyasi partinin seçim ve halk oylaması yasasına uygun bir şekilde tüzüğünü içeri bildirmiştik. Dünkü yaptığımız tüzük kurultayının zorunluluğu şu şekilde doğdu. Adaylarımızı belirlememe sebebimiz, yarın kamuoyuna açıklayacağız adaylarımızı. İstisnai bir madde yaratmamıştık. Yani seçim halk oylaması yasasına tamamıyla uygun bir halde bir tüzük hazırladık. Fakat bir siyasi parti seçim ve halk oylaması yasasından sonra kurulmasına rağmen istisnai bir madde yaratmıştı. Biz de onu örnek alarak dünkü kurultayımızda istisnai madde olarak onu aldık. Yüksek Seçim Kurulu'na bugün bildirdik. Yüksek Seçim Kurulu'nun cevabını bekliyoruz. Yarın parti meclisimiz toplanacak ve yarınki toplanan parti meclisinde görevi biz parti meclisine bırakmıştık. Yarınki parti meclisinde adaylarımızı halkımıza arz edeceğiz. Şu anki pozisyonumuz bu durumda. Evet, peki. Kısaca devam edelim. Sayın Sonay Adem, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri. Evet, önce bütün siyasi partilere 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan milletvekilliği genel seçimlerinde başarılar diliyorum. Biz Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak elbette siyaset arenasına yeni bir partiyle çıkarken ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal felaket olarak değerlendirilebilecek son yıllardaki değişimin önüne geçmek, halkımızı yeniden ülkesini seven ve ülkesine sahip çıkan, umuduna sahip çıkan bir duruma sokabilmek için yola çıktık. Çeşitli geleneklerden gelen çok sayıda arkadaşın oluşturduğu bir siyasi parti olarak arenaya çıktık. Ondan sonra da bir ittifak politikası çerçevesinde Birleşik Kıbrıs Partisi ile en geniş anlamda emek, demokrasi ve barış ekseninde siyaset yapan kesimlerin bir bileşeni olarak ortaya çıktık ve bu çerçevede seçimlere girebilmek anlamında da bu ittifakı taçlandırdık diye düşünüyorum. Milletvekili sayılarıyla ilgili olarak aramızda iki tane parti olmuş olmasına rağmen hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Aksine aday arkadaşların en iyisinin partiyi temsil edebileceği bir şeyi yaratabilmek için
çok ciddi ve birebiri bize güven duygusuyla bağlı bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bu çerçevede de ilk kongresini, kurultayını gerçekleştiren ve adaylarını sıralayan parti olarak ortaya çıktık. İyi bir kurultayı da gerçekleştirdik bu anlamda. Şunu ifade edeyim ama bazen bir toplumun hazır olmadığı durumlarda zorlama bir şekilde yapılanların beklenenin ötesinde ters sonuçlar ortaya çıkardığını da ne yazık ki bu seçim süreci başlamadan gördük. O da nedir? Cinsiyet kotasıyla ilgili olarak üzerinde hassasiyetle bütün siyasi partilerin durmuş olmasına rağmen çıkan tablolardan gördüm ve ben birey olarak gerçekten üzüldüm. Ne yazık ki kadın adaylar son sıralara düşmüştür. Yani bu siyasi partiler içerisinde yaşanan çeteleşmelerden ötürü veya biri birini kesmelerden ötürü çıkan sonuçlar aslında bütün Kıbrıs Türk toplumu tarafından iyice değerlendirilmesi gereken bir sorundur diye düşünüyorum. Ve bu çerçevede de halkı düşünmeye sevk edilmesi gerektiğine inanıyorum. Hakikaten sonuçlar anormal düzeyde. Yani kendini solda addeden, daha sağda addeden siyasi partilerimiz açısından da değerlendirdiğimde maalesef sonuçlar aynı çıkmıştır. Dolayısıyla biz parti olarak bunlardan da ders çıkararak önümüzdeki seçim atmosferini iyice kullanmak arzusundayız. Peki, teşekkürler. Evet. Sayın Asım İdris, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri, buyurun hocam. Öncelikle yani siyasetin ağır havasını ortaya koyduğunuz müzikle açıkçası yumuşattınız. Bizleri bu gergin ortamda, siyasetin genelinde anlamında söylerim. Yani güldürttünüz aslında. Buna herhalde ihtiyacımız olacak seçim sürecince. Çünkü toplum bu seçimi yaşayacak. Ondan sonra Kıbrıs küçük bir toplumdur ve bu toplumun içerisinde herkes yan yana komşusuyla, arkadaşıyla, iş yerinde farklı görüşte de olsa birlikte yaşayacak. Ama seçim bir zaruret. Sorunların kullanmak istemeyiz. Teşekkürler. Tabii sorunların çözümünde seçim bir gereklilik. Gerçi toplumun gündeminde seçim yoktu ama geçim derdi olduğu hep söylenirdi ama bu geçim derdinin de çözümü seçimden geçiyor. Ve bu seçimde de bu sorunları çözebilecek bir kadro hedefiyle hareket etti Toplumcu Demokrasi Partisi. Değişimi yapabilecek olan, değişikliği yapabilecek olan, siyaseti temizleme anlamında temiz siyaseti uygulayabilecek olan, bunun yanında bazı bedeller ödenmesi gerekirse bu bedelleri ödemeye hazır olan, bunun yanında kimseye organik bağı olmayan bir yapı oluşturdu açıkçası. Ve buna uygun adaylar ve buna uygun bir siyaset mantığıyla aslında hareket ettik. Ve adaylarımızı belirlerken de bu şekilde düşündük. Bir avantajımız olduğunu kendimizce düşünüyoruz. Kimsenin tabii biz kirli olduğunu söylemiyoruz. Böyle bir açıklamamız da olmadı bugüne kadar ama temiz siyasetin de kimsenin tek elinde olmadığı, bütün partilerde temiz insanların bulunduğunu düşünüyoruz. Esas olan koltuğa aslında bu temiz düşünceyi ve temiz yönetim anlayışını getirebilme becerisini göstermek olduğunu düşünüyoruz. İşte Toplumcu Demokrasi Partisi buna aday ve adaylarını belirlerken de bu düşünceyle hareket etti. Biz tabii adaylarımızı bugün parti meclisimiz var. Geçen hafta Cuma gün adaylarımız belirlendi ama tüzük gereği onaylayacak olan ve ön seçime sevk edecek olan parti meclisimizdir. O yüzden açıklamayı yapmadık. Bir prosedürdür aslında. Bu akşam parti meclisimiz var. Parti meclisimizden sonra açıklamamızı yapacağız. Tabii bu seçimlerde kadın adaylarla ilgili hassas çok da gündeme geliyor, bize de soruluyor. Tabii cinsiyet kotası son seçim yasasıyla birlikte geldi ama bizim partimizin daha önceki yıllardan gelen, geçmişinden gelen bir cinsiyet kotası, cinsiyette pozitif ayrımcılıkla ilgili uygulamaları var. Bu konuda kendi iç mekanizmalarımızda da sadece milletvekili adaylığında değil, yani süreçlerle ilgili parti meclisinde, ilçelerde, MYK'da cinsiyet kotamız var.
ve bu cinsiyet kotasını da kullanırken aslında kadın adaylarımızın hiç bu kotadan yararlanmadığını, kendi haklarıyla seçilerek bir yerlere geldiğini görüyoruz ki bu da aslında hedeftir. İki ilçe başkanımız kadındır. Onlar da seçilerek bu noktalara geldiler. Bu konuda biz memnun oluruz bütün partilerde kadın adayların öne çıkmasını. Burada açıkçası yani öne koyup da kadınlar da kaybedebilir, geride olup kadınlar da kazanabilir. O yüzden önemli olan kadınların gerçekten dezavantajlı durumdan eşit şekilde siyaset yapabilecekleri ortamı hep birlikte yaratabilmektir. Bir de açıkçası siyaset anlamında bizim yürüteceğimiz politika diğer partileri aşağıya çekmek üzerine kurulu olmayacaktır. Biz yani diğer partilerin üzerine çıkan bir politika anlayışıyla hareket edeceğiz. Çünkü bu toplumda siyaseti aşağı çekerek bu toplumu bir yere götüreceğimizi düşünmüyoruz. O yüzden hep birlikte bir siyaseti temizleme, hep birlikte siyasete belli bir seviye katma vizyonuyla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerle ben bütün partilere önümüzdeki süreçle ilgili başarılar dilerim. Umarım topluma gerçekten ışık olabiliriz. Gerçekten bazı şeylerin değişebileceğini gösterebiliriz ve bu seçimin sonucunda da umutsuzluk değil toplumda bir umut yaratırız. Evet, peki hocam, teşekkür ederim. Böyle kalabilir. Sayın Tolga Atakan Halkın Partisi Genel Sekreteri ile devam edebiliriz. Buyurun Tolga Bey. Evet, ben de bütün siyasi parti temsilcilerine bu vesileyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bu şeyin, sürecin. Umarım gerçek anlamda fikirlerin, tamam, projelerin tartışılacağı bir seçim dönemi geçiririz hep beraber. Böyle olması da bize yakışandır diye düşünüyorum. Aslında seçim tarihine sanırım en çok sevinen parti Halkın Partisi. Çünkü 6 Ocak 2016 tarihinde kuruldu. İkinci yıl dönümünün ertesi günü de bir seçime girerek, o seçimden güzel bir sonuçla çıkarak bir iktidar partisi olarak bunun da ödülünü alacak diye düşünüyorum. Bizim tüzüğümüz gereği ilk 3 yıl içerisinde bir seçime girilmesi durumunda, kurulduktan sonraki 3 yıl içerisinde, parti adaylarını parti meclisi belirler şeklinde bir amir hüküm vardı ve bu da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul gördüğü için biz geçen hafta pazartesi günü yapılan başvurular içerisinden mevcut aday kadromuzu belirledik ve bunları da kamuoyuyla paylaştık. Şu an itibariyle 6 ilçemizde toplam 50 milletvekili adayımız hazır durumdadır, deklare edilmiş durumdadır. Genel anlamda Halkın Partisi'nin 2 yıldır ortaya koymuş olduğu perspektif, 2 yıldır ortaya koymuş olduğu o dinamik düşünce çerçevesindeki halkın iradesine dayalı yeni bir siyaset anlayışını öngörerek hayata geçti Halkın Partisi. Ve 2 ana temel üzerinde, ki bunlar sosyal devlet ve iyi yönetim, bunları benimsemiş, bunları daha ileriye taşıyabilecek, bunları daha net bir şekilde halka iletebilecek 50 vekil adayı belirlemeye çalıştık ve bu konuda da önemli bir adım attığımızı söyleyebilirim. Kadın kotasının son günlerde aslında biraz böyle tartışılarak, cinsiyet kotası adı altında ama kadın kotası çerçevesinde tartışılarak, farklı boyutlarda tartışmalara ortam veren bir şekilde olmasını da aslında üzülerek takip ediyorum. Çünkü ülkemiz, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geride bıraktığımız yıllar içerisinde de kadınların birçok noktada hiç çekinmeden görev aldığı, birçok noktada gayet güzel, başarılı bir şekilde görevleri ifa ettiği bir yapı aslında. Bu konuda hiçbir gerilik, hiçbir başka ülkelerle kıyaslama gerekirse bir problem yaşanmayan bir ülke. Bunun neden böyle bu son seçimlerde bu derece problem yaratır bir noktaya geldiğini de ben aslında biraz da üzülerek izliyorum. Kendi partimizden de örnek vermek gerekirse bizim partimizde örneğin kadın kolları yok. Herhangi bir kota yok, herhangi bir bu yönde bir çalışma yok. Ama merkez yönetim organının yarısı kadın. Parti yönetim kurullarımızın yarıdan fazlası kadın. Ve nitekim adaylarımızı belirlerken de bu yönde herhangi bir sıkıntı yaşamadan gayet de güzel şekilde kadınlara da yer veren bir liste ortaya çıkardık. Tekrardan bütün partilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bu dönemin. İnşallah böyle birbirimizi kırmadan, dökmeden fikirlerimizin paylaşılacağı bir dönemi hep birlikte yaşarız diyorum. İnşallah. Evet. Sayın Erdoğan Soraklı'nın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri. Buyurun hocam.
Evet, öncelikle Diyalog TV'ye teşekkür ediyoruz bu imkanı yarattığı için. Diğer siyasal partilere de başarılar diliyoruz seçimlerde. Hepimiz bir maksat için aday çıkarıyoruz, yarışıyoruz. Bu Kıbrıs Türk toplumu adına iyi olur diye düşünüyorum. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi 47 yıllık bir partiyiz. Bu 47 yıllık süreçte verdiğimiz mücadelelerde birçok sorunlar yaşadık. Ancak bu mücadeleyi hiç böyle aksatmadan, sonlandırmadan, bıkmadan, usanmadan sürdürmeye çalıştık. 47 yıllık süreçte hükümete geldiğimiz dönemler de oldu. Çok tecrübeler yaşadık. Ancak şuna da inanıyorum ben. 47 yıllık süreçte Kıbrıs Türk toplumuna birçok şeyler de kattı Cumhuriyetçi Türk Partisi. Son 1,5 yıllık hükümet sürecinde yapılanları hepimiz biliyoruz. Ülke talan edildi. Hukuksuz dünya kadar uygulama ve ansızın ve Hüseyin Özgürgün'ün sürekli olarak hotri meydan çekmeleri, ki siz aldınız şarkınıza da koydunuz bunu seçim şarkısı diye, 7 Ocak tarihine karar verildi. Peki bu süreçte ne yapmamız gerekiyordu? Biz her zaman yaptığımızı yaptık. Bütün ilçelerimizi dolaşarak üyelerimizi bilgilendirdik. Neden erken seçime gidileceği konusunda zaten yaklaşık bir yıldır mücadele ediyorduk. Erken seçim önergesi verdik, efendime söyleyeyim, güvensizlik önergesi verdik. Ancak sonunda hükümet dayanamadı. 7 aylık bir dönemi vardı, dayanamadı. Kendisi erken seçime gitmek zorunda kaldı. Çünkü bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadı. Evet, biz programımızı yaparken iyi bir program yaptık. Aday başvuruları olsun, aday belirleme süreci olsun ve diğer çok önem verdiğimiz bir husus, toplumsal bir mücadele veriyoruz. Bu ülke ancak toplumsal mücadele ile düzlüğe çıkabilir. Kıbrıs Türk halkı refah, mutluluk istiyor. Kıbrıs Türk halkı dünyada hak ettiği yeri istiyor. Kıbrıs Türk halkı adalet istiyor, eşitlik istiyor, hukukun üstünlüğü istiyor. Ancak ne yazıktır? Ne yazıktır ki bu son 18-19 aylık süreçte bunların hiçbirisi olmadı. Ve hükümet 7 Ocak'ta erken seçime gitmek zorunda kaldı. Biz değerli arkadaşlar programımızı yaparken aday başvuru sürecimizi açıkladık. PM'ye götüreceğimiz hususları açıkladık. Adaylarımızı nasıl belirleyeceğimizi açıkladık. Ve takip edelim. Harfi harfine hepsini uyguladık. Gayet demokratik bir olgunluk içerisinde ve bütün topluma örnek olabilecek bir davranış biçimi içerisinde bunu yaptık, bitirdik. Adaylarımızı belirlerken 9 tane kontenjan adayını belirledik. Bu özellikle bizim dikkat ettiğimiz husus, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin politikaları, prensipleri, ilkeleriyle örtüşen ama toplumun farklı kesimlerini temsil eden, toplumu parlamentoda temsil edebilecek adaylar üzerinde de ciddi bir çalışma yaptık ve iyi bir kadro çıkardığımıza inanıyoruz. Bütün amacımız bu topluma hizmet etmektir. Bu toplumu hak ettiği yere ulaştırmaktır. Bu topluma hukuk, hukuka uygun, adalet ilkesine uygun, eşitlik ilkesine uygun, kimseyi göz ardı etmeyen bir sistemi yaratmak istiyoruz. Bunu da başaracağımızdan eminiz. Tekrardan teşekkür ederim. Peki, teşekkürler hocam. Sayın Afet Özcafer, Demokrat Parti Genel Sekreteri, evet, tek Reşat kadın Bey. Genel Sekreterimiz. Buyurun. Aytuğ Bey, çok teşekkürler davetiniz için. Ben tüm siyasi partilere önümüzde 7 Ocak'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde başarılar diliyorum. Elbette ki tüm siyasi partiler ülkeleri için, ülke insanı için, toplumsal faydalar için uğraşıyorlar ve bu düzeyde kuruluyorlar. İdeolojik olarak farklılıklarımız olabilir ama meclise gittiğimiz zaman, hükümette yer aldığımız zaman toplumu düşünmek hepimizin önceliği olmalıdır diye düşünüyorum. 34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin 34. yılını kutlarken bu arada Demokrat Parti olarak da bizler 25. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamış olduk. Demokrat Parti'nin nasıl kurulduğunu anlatmamıza gerek yok. Adı gibi ülkemizde de Cumhuriyetimizde de demokrasiyi ve eşitliği, daha fazla özgürlüğü yakalamak adına uğraşan bir tabanımız vardır.
Elbette ki bu seçimlerde başarıyı elde etmek adına tüm siyasi partiler gibi biz de var gücümüzle uğraşıyoruz. Kadınımızla, erkeğimizle. 25'inde Yüksek Seçim Kurulu'nun da bulunacağı bir sıralama ve seçim çalışması olacak. Biliyorsunuz bu seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun kontrolü altında yapılacağından dolayı öncelikle sırasıyla Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, daha sonra da bizim aldığımız tarihle birlikte cumartesi yapılacak olan bu seçimde her şey netleşecektir ve önümüzdeki haftadan sonra da sizlerin de bizleri programlara davetiyle birlikte bu seçim hazırlıkları başlayacaktır. Siyasi partiler kendini daha iyi ifade edebilmek adına, çünkü biraz önce perde arkasında da konuşurken seçimlere giderken bu Hotri Meydan'la birlikte gayet kısa bir süreç içerisinde halka ulaşamadan, herkesi gezip göremeden şimdiye kadar olmamış bir seçim, seçime doğru gidiyoruz. Şimdi bazı siyasi arkadaşlarımız diyor ki beklediğimiz bir seçimdi. Bazıları diyor ki çok erkendir. Bazıları diyor ki siyasi bir taktik midir? Yoksa gerekli miydi? Çünkü ülkede kaos vardır diyorlar. Bana göre geçmiş dönemde de milletvekilliği yapmış birisi olarak bu ülkede eğer her yıl hemen hemen bir hükümet değişikliği oluyorsa, seçime bile gidilmese, yani 5 yıllık bir süreci yaşamadan en az 2-3 hükümet değişerek ya da 5 yılı yakalamadan, icraatlarımızı gündeme getiremeden bir erken seçime gitmemiz maalesef ülkemiz içerisinde yaşanan ve ortaya çıkarılan eksikliklerin, sorunların en büyük sebebidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla Demokrat Parti olarak şu anda hükümet kanadında da yer alırken yine bu erken seçimle ilgili biliyorsunuz geçen yılda yine Ulusal Birlik Partisi'nin Hotri Meydanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin buyurun seçime gidelim demesi üzerine Sayın Genel Başkan bir tarih önermişti. Neden önermişti? Çünkü biliyorsunuz 2016'da imzalanması gereken finansörümüz olan Türkiye'nin bu ülkenin kalkınması için yapılan çalışmalarda atılacak olan imzaların önemi çok büyüktü. Ve asrın projesi dediğimiz suyun bu ülkeye gelmesiyle ilgili yapılacak çok önemli işler vardı. Devlet ciddiyet ister. Devlet siyasi görüşünüz, fikriniz ne olursa olsun birlikte ülke ve ülke insanı için doğru kararları üretmek ister. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Sayın Genel Başkan'ın önerdiği Nisan ayını kabul etmişlerdi. Olabilir, hükümet ederken belki bazı bakanlıklarda yasa dışı dediğiniz ya da halkın tepkisini gündeme getirecek hareketler olabilir. Ama işte istikrarı sağlayabilmek adına ve çok daha önemli projelerin önünü açmak adına zaten ekonomik sıkıntı yaşayan ülkemizde ekonominin önünü kapatmamak adına da bazı şeylere bekletmeye alabilirsiniz diyebileceğim ancak. Yoksa parti olarak bizim de şikayetlerimiz olmadığı anlamına gelmez. Biz Demokrat Parti olarak adaylarımızı seçerken daha çok parti içerisinde görev almış, partiye gönül vermiş elbette dışarıdan. Partiye gönül veren, belki parti içerisinde görev almamış gençlerimize de yer vermeye çalıştık ama daha fazla parti içerisinde tabanından gelen, örgütlerin içerisinden gelen, belli başlı karar mekanizmasında görev alan kadınlarımıza, genç kızlarımıza, genç erkeklerimize öncelik vermeye çalıştık ve bunu başardığımıza inanıyorum. Çünkü inanıyorum ki bir partiye gönül vermiş, o parti için çalışmış insan daha gönüllü, daha inançlı bir şekilde partisinin misyonuna ve vizyonuna sahip çıkarak belli bir menfaat sağladıktan sonra partiyi terk edip gitmeyecek kişiler
olmasından ziyade partiye gerçekten inanan kişilerle biz halkın önüne çıkmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür adaylar ediyorum. Ne zaman açıklıyorsun bu arada? O da merak konusu. Bir iki güne kadar açıklanır ama dediğim gibi cumartesi seçime gidiyoruz. Daha da netleşecek. Evet. Peki. Dursun Bey. Sayın Dursun Oğuz. Sayın Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri. Buyurun. Evet, ben öncelikle teşekkür ederim böyle bir organizasyon için. Şarkınızda bize hitaben denildi. Ben Hodri Meydanı kabul ediyorum. Çünkü ilk madem bizden çıktı. Tabii ki CTP'de Hodri Meydanı Hodri Meydanı'na karşılık verdi. Yani o dolayısıyla tabii Hodri Meydanı Hodri Meydanı'na karşılık verdi de Sayın Genel Sekreterimiz bunun aniden yani böyle bir yıllık, bir buçuk yıllık sürecinde ülkenin tıkanmasıyla ilgili diyor ama Ulusal Birlik Partisi biraz önce bahsedildiği gibi daha 8 aylık bir süresi vardı. Bunu kullanabilirdi. Ancak gelişen şu süreçte 3 defa hükümet değişmesi, artık bir yenilemenin gündeme gelmesi. Aslında Ulusal Birlik Partisi demokrasinin önünü de açmak adına erken seçim kararı aldı. Baskın erken seçimdir ama erken seçime gidelim dedi. Çünkü en doğru olan, en ham olan halkın şu andaki düşüncesi ve fikridir. Mutlaka hatalar vardır. Hükümet olarak tabii ayrı bir platformda bunu konuşabiliriz. Mutlaka mükemmeliz, dört dörtlüz demiyoruz. Mutlaka hatalar vardır ama doğrular da vardır. Bunu yaparken küçücük bir hataya gelip de gözünüze iğne sokar gibi sokmak siyasettir, bu yapacaksınız. Ama inandırıcılık, halka karşı yaptıklarınız bunun da gösterilmesi lazım. Bunun yeri tabii halkın önüdür, halk platformudur, meydanlardır. Onu orada her siyasi parti kendi manifestosuna göre açıklayacaktır. Ben fazla siyasi eleştiriye girmek istemiyorum çünkü ortam direkt adaylıklar belirlenmesi süreciydi. Biz dün itibarıyla adaylarımızı netleştirdik. Biraz meşakkatli oldu belki sayımdan dolayı. Cumhuriyetçi Türk Partisi elektronik yaptık. Yarım saatte belli oldu. Bizi de eleştirdiler neden bu kadar uzun sürdü ama öyle bir konsensus sağlanmıştı. Daha önce optik denendi, kabul görmedi. Böyle bir yönteme girdik. Ama belki de en demokratik olan da buydu. Ne anlamda? Çok şeffaf bir şekilde, çok adil bir şekilde işte YSK'nın 20 sayım masasında 20 görevlisiyle kameraların aynı anda okumayı ve yazmayı da gördüğü bir ortamda uzun bir yoldu, yorucu bir yoldu ama bu sonuca bu şekilde gitmeyi uygun gördük. Bunu da belirledik. 65 tane aday adayımız vardı. 42 tanesi belli oldu. Kontenjanlarla beraber Sayın Genel Başkanımız 7 kontenjan kullanıyor. Bir de kendisi 8 kontenjan değerlerini kullanmadı. 50 tane adayımız belli oldu. Bu hem aday belirleme hem sıralama yöntemi olmuş oldu. Yani iki işi birden yapmış olduk. Tabii ki bundan sonraki süreç seçime yönelik partinin kendi manifestosunun hazırlanması, adayların tanıtılması, onunla ilgili parti içi hazırlıkların yapılması. Bu süreç başlayacak. Biz hazır mıyız? Hazırız. Mutlaka kimse dört dörtlük hazır değildi ama bugünkü siyasi ortam bugünü getirmiştir. Bu kararın alınması elzem olmuştur. Bu nedenledir ki bu karar aldı ama bunu derken şu şunu dediydi, bu bunu dediydi, bu bunu istiyordu değil. En doğrusunu halk verecektir. O nedenle hodri meydan çekme biçimi belki sen söyle ben söyleyeyim yöntemine girmiştir ama artık bu kadar kısa dönemde bu kadar 3 defa hükümet kurulması halkın gözünde de siyaset olan güveni de biraz daha yatağa uğratmıştır. Bunun da artık güncellenmesi gerekiyordu. Bu bir güncellemedir. Bu partilerin kendine olan inanıştır. Koltuk meraklısı diyenler, bu ülkeye kötülük yaptı diyenler istese 8 ay daha devam edebilirdi. Koltukta oturuyorlardı. Bu koltukları bırakmaya talip olmuştur. Hiç kimse bu koltuklar kendi tapulu malı değildir. O nedenle en doğru olan da halka gitmekti. Ulusal Birlik Partisi bunun kararını verdi. Ortağımızla aramızda belki bazı süreç içerisinde tarihsel anlamda uyuşmazlıklar olmuştur. Ama nihayetinde bu karara, alınan karara oy birliği olarak karar verilmiştir. Biz bundan sonraki süreçte, seçime kadar da seçiminde herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben herkese başarılar diliyorum. Halkın vereceği kararda hepimiz saygı duyacağız. Teşekkür ederim. Peki. Mikrofon aslında sizdeyken ben bir şey sormak istedim de. Diğer arkadaşlar da mutlaka katılacak. Bu kadın kotası sıkıntı yarattı mı sizlere parti olarak? Çünkü çok iddialar var. Birçok parti zorlandı. Çünkü kadınlarımız da alışık değil. Bir anda kadın aday bulmak kolay oldu mu sizin için? Bir de tabii seçim demek bir yerde de para demektir. Bütçe hazırlandı mı? Nasıl bir program hazırladınız? Nasıl bir seçim yarışına giriyorsunuz? Yani böyle bir bütçe var mı ortada?
çalışacağınız reklam ajansları var mı? Türkiye'den, Kıbrıs'tan alıştık bunlar gelip gitti geçmişte şimdilerde. Nasıl yetişeceksiniz bu süre? Şimdi mikrofon sizdeyken arkadaşlar da mahsur yoksa bu şekilde devam edelim. Şimdi kadın kotası ile ilgili bizde de sıkıntılar oldu. 3 tane ilçemizde kadın kotası ile ilgili problemlerimiz oldu. Problem oldu derken süreç anlamında parti müracaat süresini kısa tuttuğu için 3 gün tutmuştuk biz. O 3 günlük sürede böyle bir talep olmayınca, talep oldu ancak yeterli sayı olmadı. Bundan dolayı 2 gün daha uzatarak bunu giderdik. Tabii burada belki bir hafta tutsaydık süreci bu sorun olmayacaktı. Ama tartışılma konusu özellikle cinsiyet kotasının hoş bir şey değil. Biz de istiyoruz. Şimdi Afet Hanım genel sekreter, bizde ilçe başkanımız var, milletvekilimiz var. Kadınların bizim parti meclisimizde kontenjan olarak da kotalar da var. Gençlerin de aynı şekilde kontenjan kotaları var. Yani demokrasinin bir şekilde partinin bütün yetkili kurullarına yansıtılması yapıldı. Ama milletvekilliği ayrı bir olay. Burada siyasi partiler arasında böyle bir karar alınca işte hangi ilçede kaç tane olacakla ilgili. En son Yüksek Seçim Kurulu sınır bütün KKTC diyerek 15'i tamamladı. Diğer türlü baktığınızda 14 rakamda tıkandı bütün partiler. Lefke olsun mu olmasın mı? 15 böyle giderildi. Tıpkı aynı şekilde yine YSK'nın ilk açıklaması kontenjanların 8, daha sonra 10. Onda da sınır kaldırarak bütün ada geneli denildi. Mutlaka her şeyin ilkinde bir zorluklar olur. Siyasi partilerin içerisinde bugün bazen mecburiyetten olur, bazen demokrasi gereği olur. Ama bu bir demokrasi gereğidir. Kadın adayların sadece aman bu rakamı tamamlayalım diyerek de yapılması da pek uygun değil. Önemli olan gerçek anlamda oralara gitmesi, toplumun her alanda olduğu gibi de siyasi partilerin en üst yerlerine gelmesi. Bu ülkede mutlaka kadınlarımız bakan oldu, vekil oldu, bakan oldu, meclis başkanı oldu, başbakan oldu. Nitekim daha üst makamlarda gelecektir. Ama bunu ayrımcılık şeklinde veyahut da yetersizlik anlamında görülmesi de hoş bir tartışma ortamı değil. Bu partilerin içerisinde belki de bundan sonra daha önemli haiz bir konu olarak bunun üzerinde de çalışmalar mutlaka birebir yapılacaktır. Ondan sonraki konu geldiğiniz bütçe anlamında biz biraz daha tepki gördü bazı kesimlerden ama aday adaylı müracaatlar için 4 asgari ücret belirledik. Adaylık için de 8 asgari ücret daha diyerek toplamda 12 asgari ücret belirlemiş olduk. Kontenjan adayları için de 16 asgari ücret belirledik. Bu parti meclisinin ve belirlediği bir yöntemdir. Buna da arkadaşlarımız uydu, bu şekilde gidiyor. Buradan da şimdi denilen işte parası olmayan müracaat edecek mi diye. Belki böyle eleştiriler olmuştur ama sonuçta bir mükellefiyet altına giriyorsunuz ve bu ülke şartlarında da bir masraf edeceksiniz. İşte siz basıncısınız, yayıncısınız, televizyon işletmecisiniz, biliyorsunuz ne kadar pahalı bir yöntem. Sadece kolunuzu sallayarak ben seçime giriyorum diyerek de seçime girilmiyor. Bunu mutlaka özellikle büyük bir partiyseniz ve iktidara oynuyorsanız ve hedefleriniz de büyükse bunda maliyeti büyük olur. Bunu para vererek değil, hedefleriniz kitleye ulaşmak için de mutlaka kendi içerisinde de masraf etmeniz lazım. Biz bir ön seçimi yapmak için bile geçen defa yaptığımızı 400 bin TL'ye yakın bir para harcadık. Bunu yaparken de yine bu aday adaylarından topladığımız parayla ortak bir şekilde bunu açıklayarak şeffaf bir şekilde verdik. Şimdi diğer bugünden itibaren belli olduktan sonra toplayıp harcayacağız. Partinin de kendi içerisinde mutlaka bir bütçesi var. Bu gerek milletvekili aylıklarından toplanan bütçe, gerek siyasi partiler yasasından verdiği haka göre devlet tarafından, maliyeden tarafından yatırılan bütçe. Bunlar zaten biz devamlı şeffaf bir şekilde hesap verilebilir nitelikte. Bu kayıtlarımız mevcuttur. Bunları da toplayarak masrafımıza bu şekilde çıkacak, harcayacağız. Tabii bunun sonucunda belki bu bütçe yeterli olacak mıdır? Olmayabilir ki. Muhtemel olmayabilir. Borçlanma da bir yöntemdir. Nitekim bütün birçok siyasi parti bu yöne gitmiştir. Ama paranın geldiği kaynağı yapmak, sadece perde gerisinde birilerinin adamı olmak ya da birilerinin partisi olarak hedef göstermek de iyi bir şey değil. Onu da yaparken harcamanızı yaparsınız, hesaplarınız hesap verilebilir ortamda olur. O nedenle bugün düşünün, bütün siyasi partilerin ilçeleri, temsilcilikleri vardır, bürolar vardır. Onun sekreterini, elektrik parası, su parası, aidatı, dünya kadar para. Siyasi partileri idare etmek, yaşatmak, yürütmek, yüceltmek ayrı bir masraf. Bir de böyle bir seçime girmek ayrı bir masraf. Hele bir de hazırlıksız, bizim için değil de bazı partiler için yakalanmak daha da büyük masraf. Kolay değil. Bu süreç mutlaka ekonomik anlamda zor olacaktır. Ama bu süreci de aşmak zorundayız. Sonuçta önemli olan istediğiniz hedefe ulaşmak için gereğini de yapmak. Bunu yaparken de tırnak içinde söylüyorum. Her bedel olursa olsun, ne olursa olsun diye değil, yasal çerçevede ve hakkaniyet çerçevesinde hesap verebilir nitelikte kaynaklarınızı yaparak da
bu şekilde para, seçime parası çıkışmayan aday oldu mu mesela? Parası demem, çıkışmama yönünde mutlaka bazı sıkıntılar oldu. Işte. Yani aday olmak istedi. Şöyle de bir izlenim var. Yani benim işte param yok ama toplum tarafından çok sevilen veyahut da görülmek isteyen biriyim diye. Ama şunu da görmek lazım. Maalesef bu toplumda parası olmayıp da girenler çok affedersiniz. İşte kendine çalışmak için, köşe dönmek için aday oldu diyenler de var. Bu toplum diyor bunu. Bunu kabul edeceğiz. Bazılar da girip de kendini sermayenin adamı şeklinde gösteriyor. Bunu da en güzel ayıklayacak olan da halktır. Ha, şu da var. Benim de gönlümden geçer. Yani miktar söylemeyeyim de daha az olsun veyahut da direkt kabul edelim diye. Ama burada da bir patlama olursa onu nasıl ayıklayacaksınız? Yani bir şekilde milletvekili olmak için ben kimseyi küçük görmek veya hakir görmek istemiyorum veya maddi durumu yoktur ama bazı şeylerde insanların göze alıp olması lazım. Mesela bazı memur arkadaşlarımız borçlandı. Bazıları avans çekti. Ben de avans çekerek aidatımı yatırdım. Bunu açıkça söylerim. Ama sonuçta bir yere giderseniz de bunu yapacaksınız. Birinden alıp da yaparsanız bu daha tehlikeli bir durum. O nedenledir ki bunun da çok tartışılması bence senin o kadardı benim bu kadar demek de pek doğru değil. Ama herkesin fikrinin, görüşünün veya temsiliyetinin bir yere girmek için 12 bin lira, 20 bin lira olarak da görülmesi doğru değil. Yani işte bunun parası yok ama arkası çoktu. Bunun parası var ama arkası yoktu demek de seçmenle de alay etmektir, küçük aşağılamak. Çünkü seçmen her şeyi görecek ve ona göre de kararını verecek. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. O zaman bu turdan böyle... Fark etmez. Hani böyle de dönebiliriz. Öyle de nasıl olur? Bu şekilde devam edelim. Tamam. Peki sizden devam edelim efendim. Oradan dönsün. Böyle başlayalım. Böyle bitsin bu defa da. Bu şekilde. Ortamda demokratik oldu çok. Yani her geçen yasada muhakkak eksiklikler görülecektir uygulandıktan sonra. Dolayısıyla ben cinsiyet kotasını daha çok gündeme getirip de böyle ortalara dökmek istemiyorum olayı. Neticede bu seçime gidiyoruz. 7 Ocak'ta bir seçim vardır. Partiye gönül vermiş, tüm siyasi partilere gönül vermiş arkadaşlar elinden geleni yapacaktır. Mühim olan siyasi partilerin daha çok kadınlara partiler içerisinde belli başlı mekanizmalarda görev vermeleridir. Onları teşvik etmeleridir. Mevcut siyasetin daha verimli, daha değer göreceği bir şekle gelmesi ki kadınlarımız da gençlerimiz de siyasilere daha çok saygı duysun, siyasi partilerin içerisinde olmak için yarışsınlar diyorum. Mühim olan bu. Tabii ki yasalar geçirilir ama uygulandıktan sonra görülen eksiklikler üzerine muhakkak yine mecliste oturulur milletvekilleri tarafından. Nerede hatalar vardır ya da daha iyi nasıl duruma getirebiliriz diye güncelleyebilirlerdi. Dolayısıyla o konuda sıkıntı yok. Şimdi seçimlerde harcanacak paralara gelince bunu çok iyi biliyoruz ki siyasi partilerin işte biraz önce de bahsettiğim gibi sürekli erken seçim hem bireylere hem siyasi partilere hem de ülkeye büyük bir zarardır. Bunu her zaman söylemişimdir, savunmuşumdur ve her zaman da arkasında duracağım. Eğer 5 yıl içerisinde sürekli seçim, sürekli seçim olursa artık insanların da siyasete güveni kalmaz. Yapılacak olan icraatlar, ortaya konan programlar da siyasi partiler tarafından bir şekilde sorgulayacak durumunuz da kalmaz. Yani diyemiyorsunuz ki siz bir dönem geçirdiniz, size bu fırsatı verdik, en azından 5 yıl değil de 4 yıl bile olsa... Bu icraatlarınızı ne kadar yaptınız? Siz sorguluyorsunuz 100 günde neler yapacağım diye. 100 günde yapılması da çok zor. Çünkü size gelen bir mirastır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bir siyasi partinin görevi değildir sadece bu ülkeyi yüceltmek, bu devleti yüceltmek veya bizim gibi olağanüstü bir ülkede yaşamak, tanınmamış. 100 günde yani her şey yapamaz ama bazı şeyler altında kalmış yani. Bir cumhuriyetimiz vardır. Dolayısıyla siyasi partilerin de sürekli böyle seçimlere yönlendirilmesi çok yanlıştır diye düşünüyorum. Elbette ki partiye gönül vermiş kişilerin aidatlar karşılığı yapmış oldukları yardımlar vardır. Milletvekilliği aday adaylarının bile isteye partisi için yaptığı harcamalar vardır. Dolayısıyla bunlar da gönüllü olarak siyasi partiler tarafından aidat olarak belirlenir. Milletvekilliği aday adaylığı içindir denir.
veya daha sonra işte eğlenceler düzenlenir, piyango biletleri çıkarılır, parti içerisinde çalışmalar yapılır. Ve de devletin yapmış olduğu katkılar vardır bunun yanında. Maliye Bakanlığı olarak %8,5 olan siyasi partilere devlet katkısının vermiş olacağı bu yüzdelik artırılmıştır. %10 kusurdur emin değilim ama o %10 kusurun üzerine çıkarılmıştır. Çünkü siyasi partiler ve yeni kurulmuş olan partiler için de çok büyük sıkıntı yaratır bu seçimler. O yüzden henüz bütçede tamamlanamayacağı için yani 2017'nin bütçesi de geçirilmeden 2018'e gidileceği için o rakam da kullanılamayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla kolay gelsin diyorum. Hiç de kolay bir seçim olacağı benzemiyor. Evet, biraz daha. Cinsiyet kotası ülke demokrasisi için gerçekten üzüntü verici bir olay. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi 22 Mayıs 2016 kurultayında, tüzük kurultayında cinsiyet kotasını %30'dan %40'a çıkardık. Tüm organlarımızda bu oranı uyguladık. Parti meclisinde de, MYK'da da, diğer organlarda da. Ama çok iyi çalışıyor mu diye sorarsanız, açık söylemek gerekir, çok iyi çalışmıyor. Çünkü demokrasi sorunudur. Ülkedeki demokrasi sorunudur. Kadını siyasete, kadın diyorum yani cinsiyet kotası üzerinden konuşuyoruz ama kadının siyasete katılımı çok düşüktür. Bizim burada ülke olarak buranın siyasi partileri ve diğer her şey, kurumsal diğer yapılarımız kadını siyasete nasıl katabiliriz? Onun arayışı içerisinde girmemiz gerekir diye düşünüyorum. O kadar çok başarılı kadınlarımız var ki mesleklerinde, öğretmenlik olsun, doktorluk, hukuk olsun, başka alanlarda olsun. Ama maalesef ülkedeki yapı kadınların siyasete katılmasına olanak tanımıyor. Bakın burada 8 tane genel sekreter var. Sadece Afet Hanım, kadın genel sekreter. Bir baktığımızda bir belediye başkanı, kadın bir belediye başkanı yok. Cumhuriyet Meclisi'ndeki temsiliyet çok düşük. Bunu hepimizin düşünüp bir şeyler üretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, pozitif bir ayrımcılık ama ben açık ve net söyleyeyim, benim beklediğim kadar başarılı bir pozitif ayrımcılık değildir, olmadı yani. Peki Cumhuriyetçi Türk Partisi kadın adayı konusunda sıkıntı yaşadı mı? Yaşamayız arkadaşlar. Yani ne yaparsınız? Başvuru yoksa ülkedeki teşkilatlarınız var, örgütleriniz var, partileriniz var, bulup korsunuz ama o değil önemli olan. Önemli olan kadını gönüllü olarak evet, siyasete katmaktır. Kadınların orada yarışmasını sağlamaktır. Aksi uydurma oluyor. Evet, Lefkoşa'da biz %40'ı aştık kadın adayı açısından. Diğer ilçelerde %30 civarında oldu. Yasanın bize zorunlu kıldığı %30'u sağladık. 15 tane kadın adayımız var. Bütün siyasal partilerin olacak. Ama bu ülke demokrasisi açısından gerçekten üzüntü verici bir durumdur. Bunun üzerinde çok çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Kadınların siyasete katılımını artırmak için ve sivil toplum kuruluşları, sendikalara, diğer meslek kuruluşlarına katılımı artırmak için neler yapabileceğimizi hesaplamamız lazım. Çok boyutlu bir sorundur bu sorun. Bunu daha farklı bir platformda tartışmamız gerekir ve çözüm üretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, seçim bütçesine geldiğimizde gerçekten seçim bütçesi zor. Büyük partiler belki bunun içinden çıkabilir ama küçük partilerle büyük partiler arasında bu seçim bütçesi konusunda şeyler olacak. Yani adil olmayacak. Eşitlik adil değildir yani diyorum. Yani miktar vermek istemiyorum şimdi ama az önce Dursun Bey ön seçim için 400 bin verdik dedi. Genel seçim için ne çıkacak Allah bilir. Ama bir siz kere, en hazırlıklı partisiniz herhalde. Çünkü siz çok fazla kesiyorsunuz milletvekillerinden, değil mi? Evet. Benim bildiğim işte, ikişer bin lira ayda kesiyorsunuz. Evet, %20. UBP'de galiba 800 TL. Onun için oraya sizde herhalde hazne daha kuvvetlidir. Oraya geleceğim şimdi. Zaten Reşat Bey sadece para açısından değil, yani seçim bütçesi değil, diğer konularda da en hazırlıklı partiyiz ve bu sürece kadar, bugüne kadar gösterdik. Partiler kurumsal bir yapıya dönüşmeli artık.
burada da dönüşmeli. Yani kurumsallaşmalı, her şey kurumsallaşmalı. Elbette partiler kurulacak, yeni partiler olacak, ittifak politikaları olacak vesaire ama ülke demokrasisi açısından partilerin de kurumsallaşması lazım. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde onu yapmaya çalışırız. Bir kere partilerin belli başlı gelirleri var, hepimiz biliyoruz. Birincisi devletten aldığı yardımlar. Katkı. Bizim açımızdan söyleyeyim biz, milletvekillerinden %20 kesinti yapıyoruz. Ki bu da 2000 TL'ye geliyor her ay. Üçüncüsü, bizim açımızdan gene çok önemli olduğunu ve onurlandığımız bir husus, her yıl piyango çıkarıyoruz. 100 bin, 120 bin piyango satıyoruz. 10 TL'dir tanesi. Açık, açık ve net yani. Maliye'den izinli yapıyoruz. Bu sene yine piyangomuz var. Satılıyor şu anda. 150 bin piyango satmayı hedefleriz. Bu da 1,5 milyon TL'dir. Büyük oranda bunları satarız arkadaşlar. Çünkü yıllardır yapıyoruz bu piyangoyu ve güvenilir bir piyangodur. Dolayısıyla bizim bütçe açısından bir sıkıntımız yok. Giderler çok olacak. Çünkü sadece yaptığınız toplantılar değil, medyaya harcadığınız para, açık konuşmayı ben seviyorum, medyaya harcadığınız para astronomiktir. Bir gazetenin arkasına vereceğiniz reklamın ne kadar olduğunu bilemiyorum ben şu anda ama çok önemli. Biz size indirim yaparak bize yerine. Hepimize yapın. Herkese yapar. Herkese. Dolayısıyla büyük miktarlar gidiyor bu seçim kampanyasına. Afet Hanım'a katılıyorum. Yani sık sık seçim yapmamak lazım ama biz buradaki kültürümüzü artık oturtmamız lazım. Bu bitecek. Dolayısıyla 5 yılda bir olsun bu seçimler. Yerel seçimler bitecek. Yine Cumhurbaşkanlığı gelecek. Bitmez seçimler bitmez. Evet. Arkasından yerel seçimler var. Ama gerçekten seçim bütçeleri kabarık. Kabarık olacak. Bir de farklı bir şey var bu sene. Ülke tek seçim bölgesi. Milletvekillerinin en azından her bölgeye gitmeleri lazım. 50 tane aday, 50 aday her tarafa gidecek, kendini tanıtacak, o isteyecek vesaire. Dolayısıyla bunlar da yanlış mı yanlış değil, doğru bir yöntem, doğru bir sistem ama bu maliyetleri artıran hususlardır bunlar. Dolayısıyla çok çalışmak lazım. Ben ve yeni süreçlerde başka formüller üzerinde durmak lazım değil mi? Kesinlikle. Yani milletvekillerinden de para kesiliyor ama şimdi ben bir milletvekili dostum söyledi bana ne kadar geçer eline dedim. 8800 lira dedi. 8000 TL falan. 8800 lira adam düğüne gitmezse oy almaz. Sünnete gitmezse oy almaz. Cenazeye gitmezse oy almaz. Bunlar para ister. Yani düğüne gittin takacaksın da bakıyorlar çünkü. Reşat Bey ben yani bir şey ifade etmek isterim. Gerçi konumuz değil ama bugün bir milletvekilinin aldığı para 10.000 TL. Birçok insanımız hani bilmiyor bunu. Ben aday değilim tabii. Milletvekili adayı değilim ama milletvekilleri, siyasetle uğraşan kişilerin ayda aldığı 10.000 TL kendilerine yeter mi, yetmez mi? Masrafları çok oluyor. Bilemiyorum. Biz üstelik 2.000 lirayı da alıyoruz partiye. 8.000 lira para alıyor ya milletvekillerimiz. Ama toplumsal bir mücadeledir. Yani toplum adına yapılıyor bu işler. Dolayısıyla yapıyor arkadaşlarımız. Son olarak şunu belirteyim. Zor bir süreç olacak. Onu belirteyim. Çünkü farklı bir seçim sistemi oluştu. Zor bir süreç olacak. Bütün partiler için zor bir süreç olacak. Bütün adayı gezme, adayları tanıtma, halktan oy talep etme vesaire çok kolay olmayacak. Biz parti olarak bunu başaracağımızdan eminim. Programımızı yaptık. Nelere, ne zaman gideceğimizi tasarladık, planladık. Seçim bütçemizi de hazırladık. O da hazır duruyor. Herkese kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Kolay evet, gelsin. Sağ ol. Evet, Tolga. Evet. Aslında sadece cinsiyet kotası açısından bakmamak lazım. Son meclisimizin yaptığı bu seçim sisteminin de tartışılması gereken başka bir sürü noktası var. Oy vermenin karmaşık duruma gelmesinden tutun da halen daha vatandaşın net bir şekilde nasıl oy veremeyeceğini veya verebileceğini halen daha bilmediği bir yapının içerisindeyiz. Dolayısıyla son şu anda görevde olan meclisimizin maalesef bunu üzülerek söylüyorum çıkarmış olduğu son yasalarda olduğu gibi pek üzerinde çalışılmadan hayata geçirilmiş bir yasa oldu bu. Ve nitekim de ilk noktada aslında en çok sıkıntı yaşayanlar da bu yasanın çıkarılmasına onay verenler oldu. Parti bağlamında söylüyorum bunu. Konuşmamın ilk turunda da söylediğim gibi bizim açımızdan pek bir sıkıntı yaratmadı bu kota.
Çünkü zaten kadınlar partimizin hemen hemen her noktasında gayet aktif bir şekilde yer alıyorlar. Aday adayı başvurularının da neredeyse yarıya yakını kadın adayların yaptığı başvuruydu. Ve bu konuda bir kota tutar mı, tutmaz mı, nasıl olur, nasıl olmaz yönünde bir problem yaşamadık. İlerleyen dönemde de böyle bir problem yaşamayacağımıza inanıyorum. Bütçe açısından baktığınızda doğrudur. Aslında ciddi bir adaletsizlik de vardır. Ciddi bir de eşitsizlik vardır. Mecliste olan partilerin aldığı katkılar, meclis dışında olan partilerin alamadığı katkılar çerçevesinden baktığınızda, ama nasıl bir kampanya yapacağınızla da alakalıdır. Kampanyanızda nasıl araçlar kullanacağınızla da alakalıdır oluşan bütçe. Biz Halkın Partisi olarak çok farklı bir kampanya tasarladık. Çok farklı bir kampanya planladık. Bunu da hayata geçirdiğimiz dönemde aslında bütün kamuoyu görecek. Öyle inanılmaz bütçelere ihtiyaç olmayan, milyonlarla ifade edilen paralara ihtiyaç olmayan ama hemen hemen herkese net bir şekilde ulaşabileceğiniz bir kampanya izleyeceksiniz. Halkın Partisi'nin kampanyasında ve biz bu kampanyayı ülkemiz insanıyla yapıyoruz. Yurt dışından, ada dışından herhangi bir ajanstır, işte profesyonel bir kuruluştur falan olmayacak. Tamamen gerek parti içinden, gerek partiye gönül vermiş, gerek parti dışından ama konularında uzman ve profesyonel kişilerin bir araya gelerek tasarladığı çok yoğun, çok içten, çok bizden aslında böyle kişilerin ve halkın keyifle izleyeceği bir kampanya süreci planlıyoruz, tasarlıyoruz. Bununla ilgili de bütçemiz hemen hemen hazır durumdadır. Biz cüzi bir miktar talep ettik aday adaylığı başvuru sürecinde. Daha sonra parti meclisimizin belirlediği bir de rakamı kesinleşen adaylardan alacağız. Onun dışında da zaten kurulduğumuz günden beridir herhangi bir yasal zorunluluğumuz olmamasına rağmen her 3 ayda bir bütün gelir giderlerimizi açıklıyoruz şeffaf bir şekilde. Bağışlarımız, üye aidatlarımız. Şu anda tasarladığımız kampanya prosedürü içerisinde kullanacağımız miktar da hazırdır, kasamızdadır. Bu yönde de hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz diye düşünüyorum. Rakam belli mi, bir mahsur yoksa? Rakam zikretmeyeyim ama tamam. Böyle uçuk kaçık bir rakam değil, onu söyleyebilirim. Peki. Buradan uzatırsak mikrofonu hemen. Daha ya. Fark etmez. Bir son turdu yaptığımızda ona göre düzenledik. Buyurun. Öncelikle kadın kotasında ben de kendi partim adına birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kadın kotası konması, hatta cinsiyet kotası konması şu bağlamdan çok güzel oldu. Biz zaten genelde bayanların yönetimde yer alması gerektiğini her zaman zikrediyoruz. Yani biz vatanı bir yuva olarak görüyoruz. Yuvanın da yuvayı da yapanın dişi kuş olduğunu söylüyoruz ve daha temiz siyasette kendilerinin biraz daha fazla rol alabileceklerini düşünüyoruz. Kadın kotası konusunda partimize adaylık konusunda başvurular oldu. Biz ayın 25'inde bütün adaylarımızı zikrederken kendilerini de onur ederek sahneye çıkartacağız ve şunu söylemek istiyorum. Biz erken seçim geldi ve bu erken seçimle birlikte 3 yıl sonra bir erken seçim daha olacak sözleri çıkmaya başladı. Hani biz artık ilk başta devlet olduğumuzu benimsememiz lazım. Kabilecilik yönetimini bırakmamız lazım. Artık bu kurulacak yönetimin, bu seçimden sonraki yönetimin oturaklı bir şekilde devam etmesi lazım. Biz bu bağlamda faaliyetlerimizi, açıklamalarımızı yapıyoruz. Seçimler sonunda Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin de güzel bir oy alacağını tahmin ediyoruz. Yeni kurulmamıza rağmen ufak bütçelerle, gönüllülük esasıyla birlikte, hani milyonlarımız yok seçimlere harcayacağımız ama imanımız var. Gönüllü bir şekilde çalışan dostlarımız, gönüldaşlarımız var. Allah'ın izniyle bu güzel seçimi de aşacağımızı düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ertan Bey. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi olarak kadın kotası, yani aslında cinsiyet kotası olarak yasada ifade edilen, fakat siyasi partilerin gündeminde kadın kotası olarak yansıyan
olaya şöyle bakıyoruz. Biz siyasi parti olarak, bir siyasi parti olarak aslında böyle bir sıkıntı yaşamadık. Yani hatta müracaatlarımız içerisinde sayı 17 sayısı var kadın kotasında. Fakat aslında bu sayıya ulaşılmaması halinde dahi biraz önce bir genel sekreterin de bahsettiği şekilde tüm örgütlerden, parti içerisinden o kadın kotası halledilebilir. Fakat ülke olarak biz buna ne kadar hazırızı tartışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında tartışma ortamından evvel yasaya hepimiz tabii ki uymak durumundayız ama şahsen şöyle değerlendiriyorum, parti olarak şöyle değerlendiriyoruz. Kadınlarımız aslında devletin temelini oluşturan kurumların ve hanelerin içerisinde görev yapan, ülkeyi, haneyi düzenleyen kişilerdir. Dolayısıyla aslında buna ne kadar hazırız diye düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Parti olarak böyle bir sıkıntımız yok. Müracaatlarımız dediğim gibi sayı 17 sayısına ulaştık. İki tane kadın arkadaşımızdan başka şekilde hizmet alacağız. Başka bir şekilde hizmet edecekler, görev alacaklar. Parti bütçesine gelince gerçekten arkadaşları dinlerken hükümet eden partilerin, yıllarca hükümette bulunan partilerin durumunun neredeyse bizden kötü olduğunu algıladım yani bu konuşmalarda. Biz bir siyasi parti olarak seçim bütçesini şu şekilde belirledik. Elbette ki her siyasi parti gibi milletvekili aday adaylarından, milletvekillerimizden belli bir miktar para alacağız. Tabii bunun miktarını şu anda belirlemedik. Yarın gerçekleştirilecek olan parti meclisinde bu gündeme gelecek. Fakat bir gün önce yapmış olduğumuz kurultayımızda şöyle bir karar da aldık. Yani siyasi partilerin mevcut katkılarının haricinde elbette ki borçlanma yöntemi de mümkündür. Tabii ki bunu demokratik ölçülerde hiç kimseyi zorlamadan, hiç kimseyi zor bir durum altında bırakmadan seçim sonrasında da seçilecek milletvekillerimizin karşılayacağı şekilde belirli bir miktarda, cüzi bir miktarda borçlanmaya gidebiliriz. Haricinde Yeniden Doğuş Partisi olarak bir piyango çekilişi uzun süredir tertip ettik. Ciddi miktarda satışımız var. Bu konuda o miktarların en azından önümüzü biraz açacağını düşünüyoruz. Başka hiçbir türlü gelirimiz yok. Parti içerisindeki gönüllü arkadaşların seçim kampanyasını yürüteceğini buradan söyleyebilirim. Tabii ufak ölçüde dışarıdan, parti dışından profesyonel manada bazı destekler alacağız. Onun haricinde dediğim gibi yüreğimizi ortaya koyacağız ve partilerimizle beraber bu seçim kampanyasını yürüteceğiz. Yani bu süreç içerisinde işte genel sekreter olmamız hasebiyle dışarıdan bazı hizmet veren arkadaşların hizmet veren insanlarla işte gerek basında olsun gerek reklam camiasında olsun birçok yerle temas kurdum. Tabii son iki ayın birçok noktada reklamda, gazetelerde çok yüksek miktarlarla kapatıldığını, seçim sürecinde kapatıldığını bilgisini aldık bu arkadaşlardan. Bizim böyle bir çalışmamız maalesef olamayacak ama biz belki çok büyük billboardlarda reklam yapan bir siyasi parti olamayacağız ama bireysel olarak gezen, vatandaşın ayağına giden, her vatandaşın elini sıkan, her haneye uğrayan, herkese selam veren temsilciler olarak, o partinin temsilcileri olarak partimizin reklamını bu şekilde yürüteceğiz. Peki. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben cinsiyet kotası ile ilgili ilk turda konuştuğum için yeniden onun üzerinde durmak istemiyorum ama bu mali meseleler sanırım siyasete ve siyasetçiye dönük olarak halkımızda yaşanan küskünlüğün temel nedenlerinden bir tanesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir kere herkes çok yakından
kendince eğer son 4 yılı değerlendirirse görecektir ki bu meclisin 24 milletvekili bakanlık yapmıştır. 3 milletvekili başbakanlık yapmıştır. Ve bu dönem içerisinde ormanlarımız, sahillerimiz parsel parsel dağıtılmıştır. Geçmişte kaynağı belli olmayan paralarla ilgili olarak ortaya yere belgeler çıkmıştır. Bu dönem içerisinde bakanlara rüşvet teklif edildiğiyle ilgili veyahut rüşvet istendiğiyle ilgili kamuoyunda bizzat kişiler tarafından açıklama yapılmış olmuş olmasına rağmen Müteahhitler Birliği Başkanı'nın bakan huzurunda bana rüşvet teklif edildi demiş olmasına rağmen bu memlekette hiçbir şey soruşturulmamıştır. Eğer bunlar soruşturulmuyorsa demek ki belli sermaye kesimlerinin doğrudan doğruya siyasi partiler içerisine ellerini uzattığını, parasal destek nedeniyle de kendilerine dokunulmadığı bir dönemi yaşadık ve bundan sonra da yaşama ihtimalimiz vardır. Şimdi Sayın Dursun Oğuz dedi ki bir ön seçim yaptık, 400 bin lira harcadık. Biz de düşünürük bütün kampanyayı belki 400 bine tamamlarız. Şimdi orta yerde böyle büyük bir çelişki ve eşitsizlik vardır. Şimdi böyle bir durumda siyasetin bu memlekette doğru kanallara doğru aktarılması mümkün müdür? Ya da bir adam çıktı Türkiye'den, azı gönüllü geldi bu memlekete, durmadan anket yapar. Hep de Kıbrıslı Türkleri çok sever. Örneğin bu arkadaşlar ve anket yapar, çıkar saatlerinden de izah eder yazdıklarını. Şimdi arkadaşlar ondan sonra birileri çıkıyor. Ben 65 bin liraya şahidim bir iş adamından alınmıştır ve bir anketöre verilmiştir diye ifade ediyor kamuoyuna. Ama bu memleketin başsavcılığı, polisi sanki bizim bostanda korkuluk niyetine duruyor. E kardeşim, eğer bir ülkenin kurumları bu meselelerle ilgili adım atmıyorsa, rüşvetlerle ilgili adım atmıyorsa, böyle bir memlekette doğru dürüst siyaset yapmak mümkün mü? Mümkün değildir. Dolayısıyla demek ki bugünden itibaren benim arzum ve çağrım odur. Hangi siyasi partiyi yurttaş desteklerse desteklesin, mihenk taşı bu olmalıdır. Yolsuzlukların üzerine gidebilecek insanların desteklenmesi gerekiyor. Temiz siyaset gördüm ben. İlanatları da, konuşmaları da, ama eğer bir iş adamı için temiz siyaseti öngörmeden konuşmuyorsak, başka bir iş adamı için ise temiz siyasetçi kesilirsek bu memlekette bir sorun vardır. Siyasi partilerde de bir sorun vardır. Dolayısıyla biz Toplumcu Kurtuluş Partisi yeni güçler olarak ortaya çıkış nedenlerimizdi. En önemlisi bu meselelerdir. Yani eğer bu memlekette yolsuzlukların üzerine giderek iş çevreleriyle siyasal partilerin bu mali meselelerini kesecek yasal düzenlemeleri eğer gerçekleştiremezsek bu memleketin önündeki engelleri kaldırmamız mümkün değildir. Evet, Batı'ya bir hayranlığımız var. Ciddi bir kültür birikimi yarattı insanlar. Demokrasi kültürü. Siyasetçi siyasete girerken kaç parası vardır? Çıkar ilan eder. Çıkarken de ilan eder. Kardeşim, bizim memlekette adam sıradan bir insan olarak girer seçime, sonra çıkarken Harun kadar zengin. E adam becerdi. Yani şimdi bu becerdi meselesine hep toplum olarak veya siyasi partiler olarak seyredeceksek tabii ki insanlar da der, hepsi aynıdır zaten bunlar. Onun için temel olarak biz hepsinden ayrıyız. Bunu açık ve net söyleyeyim. Adımın sona erdem olduğunu bildiğim gibi net söylüyorum ki bütün siyasi partilerden daha farklıyız. Temel hedeflerimizden biri yolsuzlukların üzerine gitme olacaktır.
bu çerçevede başsavcılığından tutun polisine kadar bu memlekette eğer ayar çekilmesi gerekiyorsa bu ayar çekilecektir ve bu toplumun geçmişte olduğu gibi hoşgörülü, sevgiye dayalı bir sistem içerisinde yaşamasını sağlayacağız. Bizim bütün arzumuz bu çerçevededir ve ben dilerim ki bütün siyasal hareketler, yalnız biz değil, bütün siyasi partileri destekleyen yurttaşlarımız buna özen göstersinler. Çünkü bu memleket küçük ama hepsimizi sığacak kadar büyük ve ona sahip çıkacak bir yapıyı düzenlememiz gerekir. Teşekkürler. Sumay Bey. Evet. Evet. Şimdi cinsiyet kotası aslında önemli bir konudur. Ama sanırım biraz sadece siyasetteki kadın sayısı üzerinden yürütüyoruz ve yanlış algılıyoruz bu cinsiyet kotasını. Aslında sadece kadın üzerinden de düşünülmemelidir siyasetteki eşitsizlik. Toplumun bütün dezavantajlı grupları da dahil olmalıdır. Yani işçi çocuklarından tutun, farklı inanışa sahip olanlardan tutun, farklı yönelime sahip olanlardan tutun, engelli vatandaşlarımızdan tutun. Aslında toplumun bütün kesimleriyle de aslında ilgili olmalıdır. Bir demokrasi sorunudur. O yüzden kadın kotası olarak söyleniyor cinsiyet kotasında ve kadın sayısına bakıyoruz. Aslında kaç kadın çıkardığınız değil, kadınların siyasette bulunabilmeleri için onlara ne kolaylıklar yaptığınız, kadınların da temsiliyetini sağlayabilmek için, siyaset yapabilmek için, işte evindeki aşını, çocuğunu bir taraftan bakımını yaparken, evdeki görevlerini yaparken bir taraftan da siyaset içinde bulunacağında ne gibi avantajlar sağlayabilirsiniz? Bunların tartışılması gerekiyor. Yani sadece bir yasayı yaptığınız ve kaç kadın olduğuna baktığınızda aslında toplumda bir sorunu tam anlamıyla tartışmış olmuyorsunuz. Örneğin bu memlekette devlet eliyle yapılması gereken kadın sığınma evini ne yazık ki yetkililer yerine getirmemiştir. Ve bizim belediyemiz, yani sevgili Mehmet Harmancı bunu ortaya koymuştur. Tek sığınma evini de Lefkoşa Türk Belediyesi gerçekleştirmiştir. Kadınların sadece siyaset problemi yoktur. Kadınların birçok problemi vardır. Ve dediğim gibi birçok dezavantajlı gruplarımız vardır ve onlarla ilgilidir. Ve siyasette aday olmaktaki aslında bu ücret konusunda 1 lira olmasına bile biz karşıyız. 1 liranın bile olmasına biz Toplumcu Demokrasi Partisi'nin şu andaki yöneticileri olarak buna karşıyız ve bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu memlekette zaten memura yasak var. Memur siyaset yapamaz. Memurun, yani kontenjanlar da zaten şu anda sınırlanmış durumdadır. Belirli oranda katabilirsiniz. Mesela milletvekilliği seçilme hakkını kullanmasını. Bu yasa sınırlıyor. Diğer taraftan zaten ön seçime girdiğinde de örgütlerin içinde olmadığında seçilebilme olasılıkları da çok aşağı düşüyor. Bu memlekette sosyal sigortalı olarak çalışan ve aslında patronun yönetimi altında çalışırken siyaset yapabilme özgürlüğüne de sahip midir bu memleketteki insanlar? Onlar da sahip değildir. Bugün aday olma konusunda işinden olan insanlar vardır ya da korkusundan aday olamayan insanlar vardır. Diğer taraftan bu memlekette sendikalaşma yasalarda vardır ama gerçekleşemeyen bir durumdur. Bu da siyasetin aslında önündeki bir problemdir. Ve bunun da önünün aşılması gerekir. Diğer taraftan tabii ki bütçe konusu siyasette önemli bir konu ama tabii çok kolay nereden buldun yasası vardır. Biz de, sizler de görev alanlar da biliyorlar. Yani herhangi bir göreve geldiğinizde 30 defa mal beyanında bulunursunuz. Devlet memurları da bulunur, diğerleri de bulunur. İş bunun hesabını sorabilmektir. Şimdi herkes vaat ediyor. Hesap soracağız diyor. Herkes soracağız diyor. Ben kendi şahsıma şu örneği vereceğim. Geçiş hükümeti dönemi diye adlandırılan dönemde herkes DAİDAK'ın peşkeş çekilmesiyle ilgili konuşuyordu ve hesap soracağını söylüyordu. Ben kendim Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak bir soruşturma önergesini Bakanlar Kurulu'na götürdüm. Ve Bakanlar Kurulu'nda bu konuyla ilgili kamu vicdanının rahatsız olduğunu, bu yapılan devrin yasal olup olmadığını Bakanlar Kurulu tarafından araştırılmasını önerdim. Ne yazık ki o dönemin Bakanlar Kurulu'nda bunu oy birliğiyle geçiremedik. Geçiremedik, oylayamadık, mecburen geri çekmek durumunda kaldık. Ama döndük, bu memlekette örnek bir durumdur diye düşünüyorum. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak kendim bir dosya hazırlayarak gittim ve
Başbakanlık Denetleme Kurulu'na soruşturma önergesi verdim. Ardından mecliste bu soruşturma önergesinin paralelinde araştırma başlatıldı ve o komisyon çalıştı ve bazı bulgulara ulaştı. Ama biz ondan sonra bunu takip edebilecek yetkide değildik. Muhalefet görevinde olduğumuz için bunu daha ileriye götürebilme şansımız olmadı. Ama o makamdayken bunu yapabilme becerisini gösterdik. Ve bir başka örnek daha söyleyeceğim. Bu memlekette birçok yerinde aslında kamu vicdanını rahatsız eden olaylar oluyor. Ama hiçbir yerde bu gerçekten sorgulanmıyor. Ama Lefkoşa Türk Belediyesi'nde düşünün bir enkaz devralındı. Batırıldı amiral gemisi. Hatırlatayım size, öyle Lefkoşa'yı çöpler atılıydı, dere boyunda dökülüydü, herkes grevdeydi, maaşlar ödenmezdi. Ve böyle bir Lefkoşa'yı almaktan korkarken şu anda Lefkoşa hiç bu sorunlarla unuttu bile. Yani böyle sorunlar yaşadığını hatırlamıyor bile ve büyük projeler ortaya koyuyor. Bunu bir taraftan yaparken o grevlerden eser yok. Ortalıkta o çöplerden eser yok. Ama diğer taraftan da bizden önceki partilerin yarattığı bir istihdam problemi vardı. Orada yapılan istihdamdan beli kırılmıştı. Ve bu istihdam içerisinde yolsuzluk yapan belediyenin, bu memleketin, bu Lefkoşalı'nın parasını çarçur eden ve yanlış kullanan insanlar disipline sevk edildi ve belediyeyle yolları ayrıldı. İşte bu anlayış aslında kimse yoktur bizim dışımızda çok doğru bir söylem değil. Ben hep söylüyorum, tek temiz benim demek doğru değil. Başka partilerde de temiz vardır. Başka partilerin de temiz insanları vardır. Bu memlekette bizlerde de bazı problemler olabilir. Ama esas olan düşüncenin o koltuğa geldiğinizde hayata geçirebilme becerisini göstermenizdedir. O yüzden bu konularla ilgili Toplumcu Demokrasi Partisi olarak bizler geçmişte yaptığımız bu sorgulamayı bundan sonra da yapabileceğimizi düşünüyoruz. Biz parti olarak 2 yıldır bütçe geçiriyoruz. Partinin bütçesini parti meclisinden geçiriyoruz ve bu seçime hazırlığımızı da buralardan yapıyoruz. Aidatlarımız var. Yani bir partinin tek dayandığı nokta bize göre üyesidir, toplumudur. Üyemizden topladığımız parayla, evet devletten gelen belli bir katkımız da vardır, yaptığımız etkinlikler de vardır. Bu çerçevede biz de bütçemizi oluşturuyoruz. Kimseye bir bağlılığımız yoktur. Geçmişte olduğu gibi, yani bilindiği gibi bir yöntemle gitmedik. Kendimizi parti meclisinde onaylanan bütçelerle ve bu memleketin de bütçelerini yönetecek insanlar olarak gördük. Kendi bütçesini yapamayan bir parti bu memleketin bütçesini de yapamaz. Ama yani şöyle bir problem var. Devletin bütçesini de kendi bütçesi gibi görüp ve bütün faaliyetlerini de böyle yapan bir anlayışla bugüne kadar geldik. Ve bu anlayış da bugüne kadar dağıttıklarıyla seçim yatırımını da yapmış. Yapıyor da. Arazi dağıtarak da yapıyor. Başka şeyler de yapıyor. Evet. Yani dağıtmak konusunda çok yetenekli bir anlayış var. Ve her geçen gün bunu da ileriye götürebilmek adına yaratıcılık konusunda bizleri şaşırtıyorlar. Evet, son turu yapalım hızlıca. 16 dakikamız var. 2'şer dakikada kapatabiliriz. Nasıl dönelim? Oradan başlayalım. Burada da böyle dönüp tamam, orada bitirelim o zaman. Evet. Tamam pek. Yani son turda hedef olarak söyleyelim. Hayır, ama sona bir zaten. Zaten siz noktayı koydunuz az önce. Sona bir konuştum zaten. Tecrübeyi konuşturdunuz az önce zaten. En son halk konuştuk. Zaten belli başlı konularda mesajı verip belli başlı konularda konuşulacaktı. Konular belediyeden girdi, başka yerden çıktı tabii ki. Bir program hazırlayacak mı partiniz mesela seçime girerken? Tabii ki. Parti programımız hazırlanıyor. Manifesto konusunda. Manifestomuz zaten hazırlanıyor şu an. Genel sekreterimiz hastanede yattığı için onda biraz bir gecikme oldu. Manifestolarımızı basılı halde bütün halkımıza dağıtacağız. Zaten en önemli bizim manifestomuz Adalet Bakanlığı'nın kurulması ve bir an önce İnsan Kaynakları Bakanlığı'nın kurulması. İnsan Kaynakları Bakanlığı ile biz artık hani mesela harita mühendisi olan bir vatandaşımız başka bir bölümde çalışıyor. Veya maliyeci olan bir arkadaşımız başka bir bakanlıkta çalışıyor. Biz artık hani işinin ehlinin oturması gerektiği koltukta oturmasından yanayız. Hani biraz önceki konuşmamda da söylediğim gibi hani kabilecilik sisteminin komple kaldırılıp rafa konulması lazım. Devlet olduğumuzu
hem bizim kabullenmemiz lazım hem de bütün dünyaya kabul ettirmemiz lazım. İlk başta da Türkiye olmak şartıyla. Şimdi baktığımız zaman teslimiyetçi yapımız çıkıyor. Ondan sonra bir kesimden milliyetçi yapımız çıkıyor. Bir kesimden başka bir yapımız çıkıyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı renkli çiçeklerin oluşturduğu bir demetiz. Ve bunu güzel bir şekilde bütün coğrafyaya göstermemiz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim özellikle vurgulamak istediğimiz konu, tamam, geçmişte diğer partilerimizin yapmış olduğu hatalar olabilir. Bunları hepsini rafa kaldırıp birlikte güzel bir yönetime gitmemiz gerektiğini savunuyoruz. Seçim bütçesi konusunda da hani ben biraz önce kısa kesmiştim. Bizler çok büyük, hani 400 bin demişti Sayın Dursun Bey. 400 bin. Ne 400 bin? Bir şey değil. 400 bin. Yok yani. Büyük bir para değil ha. Yani 400 bin. Bazen de öyle oluyor. Biri bir şey söyleyince. 400 binle biz iktidar ortağı oluruz yani açıkçası. Ama genel bütün partilerde parasal sorun olduğu, yani sıkıntı olduğu zaten ortada. Yani bunu herkes söylüyor bunu. Yani. Biz milletvekili adaylarımızdan da bir ücret talep etmeyeceğiz. Çünkü aday olan gönüldaşlarımız IMC usulü olduğu için adaylık masrafından fazlasını misli misli harcadılar. Hani Allah razı olsun. Bu yüzden dolayı elimizden geldiğince seçimlerimizde güzel bir yön haritası çizip manifestomuzu da yayınlayacağız. Evet. Evet. Yani bence de 400 bin işe pek iyi olmadı. Biz şeffafız da o yüzden. Bazıları evet. Yaptığını söylemiyor. Sonra zaten... Şimdi biraz önce sözüm... 100 bin euronun altına düştü. Şimdi biliyorsunuz. Döviz, biraz önce biz programa girerken son dakika haberi gördüm. Dolar yine tavan yapmış. Dolayısıyla yani en büyük sıkıntı olur şimdi. Evet. Yani biz Yeniden Doğuş Partisi olarak biraz önce sözün başında da söylediğim gibi seçim bütçemizi tabanımızdan kendi arkadaşlarımızla beraber yapacağımız çalışmalarla, gönüllülerle beraber yürüteceğiz. Her zaman bu işin başında da yola çıktığımızda ifade etmiştik. 1976 yılından bugüne kadar geleneksel particilik anlayışının yerine mevcut tabuları yıkıp iç statikoyu kuran, halkı aslında bugünlere getiren anlayışı ortadan kaldıracağız. Yeniden Doğuş Partisi iktidarında her zaman dile getiriyoruz. Sınırsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir millet olmak için eşitlik ölçüsünde kişilerin doğduğu coğrafyaya bakmaksızın siyaset anlayışını güdeceğiz. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların neticesinin yarın meyvesini vereceğini buradan son olarak ifade edebilirim. Yarın parti meclisimiz belirleyeceği isimleri kamuoyuna arz edecek. Ve seçime bu şekilde devam edeceğiz. Evet, teşekkür. Zaten 28'i son gün değil mi? 28'inden adaylık. Nasıl? Ver. Oradaki ne ama? Tamam ben bakın. Devam edeyim ama bu anlayış çok doğru bir anlayış olmadığını da söyleyeyim. Ama biz bir şey söylemeyiz. Sen aldın fark etmez yani. Yok bence de fark etmez yani de yani son sözü illaki ben söyleyeceğim anlayışla. Her şey sona bir için. Sorun değil ben devam ediyorum. Şimdi partilerin ekonomik sıkıntısı olabilir. Bu kendilerini bağlar diye düşünürüm. Çok para harcar. Çok az para harcar. Devletten alınan katkılar anlamında söylemiyorum. Oradaki adaletlidir anlamında yorumlanmasın lütfen. Şimdi iyi yönetim parayı bulan yönetimdir. Ve işi de en ekonomik, en doğru şekilde kullanabilen yönetimdir. O yüzden de dezavantajlı durumlarda olabiliriz dönem dönem. Biz de iktidar partileri kadar çok milletvekiline sahip olmadığımız için onlar kadar maddi konuda avantajlı değiliz. Ama meclis dışındakiler de bizim kadar avantajlı değil. Ama bunun ardına hiçbir zaman sığınmamak lazım. Kendinizi bir şekilde ifade edebilmeniz ve bu zorlukları aşabilmeniz lazım ki yarın devleti yönetirken de karşılaşacağınız zorlukları da aşabilirsiniz. Yani ben bir partiyi yönetmenin aslında bir devleti yönetmenin örneği olarak düşünüyorum.
Ve bütün sorunları da bu şekilde ele almak lazım ve partiler de bu zorluklardan geçerek gelecekler. Yani göreve gelirken de zaten biliyorsunuz yani enkaz devraldık. İşte bu belediye batmıştı. İşte bu devlette de her şeyi bitirdiler diye şeklinde bir konuşma geliyor göreve talip olduktan sonra. Bunun da doğru olmadığını söylüyoruz. Bir göreve bile bile talip oluyoruz. Ve bu göreve de talip olurken aslında bugüne kadar gerçekleştirilen, bugüne kadar gerçekleştirilen siyaset anlayışının dışında bir organizasyonla, bugüne kadar gerçekleştirilen bu ağlama aslında şeydir, geldik ama biz de yapamayacağız noktasıdır. Bunun dışında hareket etmeniz gerekir. Nasıl bir siyaset yapacağınızın da örneği aslında siyasi partilerinizdir. Siyasi partilerinizi eğer şeffaf yönetebiliyorsanız ve bunu iyi yönetebiliyorsanız, kaynaklarını doğru kullanıp da bu partilerinizi öne çıkarabiliyorsanız, demek ki siz bu ülkeyi de doğru yöneteceksiniz. 41 yıllık bir gelenektir bizim geleneğimiz. 41 yıllık gelenek her seçimde yasal zorunluluklar olmamasına rağmen seçim sonrasında seçimde harcadıklarını hep ifade etmiştir. Bu gelenek bütün adayları kamuoyuna bugüne kadar yasal olduğu dönemlerde de olmadığı dönemlerde de mal meyadında bulunmuştur. Sonrasında da bulunmaya adaydır. O yüzden biz bu nereden buldun yasasının harekete geçirilmesi konusunda çok samimiyiz. Ve kim getirirse getirsin ister muhalefet ister iktidar ister şu hiç fark etmez. Bu konularda gerçekten toplumun çok hassas olduğunu düşünüyoruz. Ve bu ülkenin gerçekten hukuk sisteminin de farklılaşması gerektiğini, değişime uğraması gerektiğini. Çünkü birçok şey hukuka gidiyor, hesap soracaksınız diyorsunuz. Hukuka gittiğinde uzuyor ve geçiştiriliyor ve gerçekten hesap sormanın ya da adil bir düzen oluşturmanın önünde ciddi bir engel oluyor. O yüzden hukuk sisteminin de değişmesi gerekiyor. Ben seçim sürecinde birçok konuda bu şekilde karşılıklı tartışmanın toplumun açıkçası daha doğruyu seçmede, daha iyiyi belirlemede, çünkü seçim dönemleri sisli puslu dönemler olacak. 500 tane aday olacak. 8 parti, 500 aday. Birçok manifesto ortada olacak. Bunların hangisinin daha doğru, hangisinin gerçekçi olduğunu ayırt edebilmesi için de karşılıklı bir tartışma ortamına ihtiyaç olacak. Ve bunları derinlemesine tartışabileceğimiz programların toplumun karar vermesinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Ve belki de birçok harcanacak kampanya için harcanacak paradan medyada yapılan bu tartışmaların da bu dönemde çok çok değerli olacağını, bu programlara da katılmanın aslında bir maliyetinin olmadığını, medyanın bunu bize sağladığını söyleyebilirim. Ben o yüzden çok teşekkür ederim sizlere de. Herkese bu süreç umarım hayırlı olur. Esas hayırlısı olmasını dilediğim de toplumdur. Toplum umarım arzuladığı siyaseti sandıktan çıkarabilir. Evet, Dursun Bey'den devam edeceğiz o zaman. Demokratiyiz, nereden neyse. Bir sataşma olsa en son yine alırsınız, sıkıntı değil. 400 bin dedik de şeffaflıktan bahsediyoruz, kaynaktan bahsediyoruz. 65 kişiden bu kadar aldık diyoruz, matematik varsa. Kaynağı bu, bunu diyoruz. Yani çıkarken şeffaflıktan bahseden şeffaf olunca da vay bu kadar. 12 bin üyesi varsa bir partinin suç mu değil? 12 bin üyeyle bir seçim yapacaksınız. Bu maliyet var. Sadece kırtasiye gideri düşünün. YSK'dan aldık. 26 tane 25 set bastığımız her bir 12 bin üyelik kitapçıklar bastık. Bunun gittiğinizde kırtasiyeki bedeli belki de 30 bin 50 bin civarında. Kalemi kırtasiyeci. Yani böyle bir büyük potansiyeli böyle bir seçime sokmanız için 2 gün yaklaşık 350 kişiyi orada görevlendirmeniz şeffaf, sağlıklı ve demokrasi adına bunu yaparken böyle bir masraf yapmak eleştirilmesi çok absürt diyelim. Yani bunu buraya girmemek lazım. Neden girmemek lazım? Kaynağın belli 12 bin. Ha 100 üyem olsaydı tamamdı. Parti meclisi yapsaydım tamamdı. O zaman bundan konuşmazdık. Ama bu oldu. Herkesin gözünün önünde oldu. Şimdi bunu olmadı değil. Söylerim çünkü bildiğim, yaptığım, gördüğüm her şey bu da budur. Ha öbür türlü girerseniz yani ben siyasete girmek istemiyorum. Bunun seçim meydanında herkes partisi adına diğer anlamda birini karalamak, onu yaptı hatadır, suçtur, onu yapmıştır. Onu söyler ona bu siyasi bir yöntem. Biz buraya zaten şu anda girersek ona herkes saatlerce, günlerce konuşur. Yani bu gibi şeyler hem şeffaflıktan bahsederken de bunu söylemek böyle değil. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin 12 bin üyesi varsa onun oraya geldiği zaman böyle bir hazırlık gerekmektedir. 100 üyemiz olsa böyle olur. Parti meclisine gitsek böyle bir masraf olmaz. O zaman konuşulmaz.
Ama yapılan bir masrafı şeffaf ve kaynağı belli olarak söylediğimizde de bunun amandır diye görmemesi lazım. Çünkü elde yine kalan sıfır. Biz parti olarak yine bir şey kalmadı. Onu da söyleyeyim. Kar etmek amaçlı yapmadık. Ha, diğer yönden hep maliyeti hep öne çıkartıyoruz ama biz ne dersek diyelim buradan. Halk çok iyi karar veriyor. Çok iyi değerlendiriyor. Yani işte gönüllülük aldık, onu yaptık, bunu yaptık, şu oldu, bu oldu. İnsan bir gün gönüllü çalışır, yardım, iki gün çalışır, üç gün çalışır. Kaç gün bir siyasi parti, hepimiz siyasi idarecileriz. Kaç gün sizin peşinizden hiçbir bedel almadan bir insan gelir? Kaç gün? Yani burada kimse kimseye siyasette yapmayalım. Ha, her şeyin bir bedeli var mı var? Ha, bu bedel dediğim gibi yasaların içinde gönüllülük yasası vardır. İnsan bir kadar verir, o verir, bu verir. O nedenle şimdi durup da ben onu oradandı, buradandı değil. Şeffaf ölçüde olabildiğiniz kadar yapacaksınız. Yasaya, yargıya açık olacaksınız. Ha, katılırım. Nereden buldun yasası sonuna kadar desteklerim bu olsun. Ama burada durup da sen oydun buydun diye vurmak yerine bizim bütçemizin nasıl olacağını söyledim. Bu şekildedir. Ben yeniden bu seçimin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hepimiz bu bir demokrasi sınavıdır aslında. Tabii birbirimizin eleştireceğiz, yanlışlarını söyleyeceğiz, hedefleri vereceğiz. Ama bu hedefleri de artık halk eskisi gibi yutmuyor. Öyle alıp da kendi kendinize çıkıp popülizm yapmak uğruna onu yaparım, bunu yaparım değil. Artık halk çok iyi sorguluyor. Bu ülkenin şartlarını ve durumunu çok iyi biliyor. Neyin nereye gideceğini siz daha L demeden o leblebi olacağını anlıyor. Karşımızdaki seçmen çok bu ülkede 40 yıldan beri düzeni de doğruyu da yanlışı da gören seçmen artık benim ağzımdan ne çıkarken ne olacağını, Sunay Bey'den ne çıkacağını ya Tolga Bey'den ne çıkacağını çok iyi biliyor. Gideceğini de çok iyi biliyor, nereye gideceğini. O nedenle çok iyi sorgulayan bir seçmen var. 1000 kişiyi, 3000 kişiyi, 5000 kişiyi belki etkileyebilirsiniz, belki kandırabilirsiniz ama 100 binleri etkileyemezsiniz. O nedenle siyasi anlamda da bizim manifestomuz hazırlanıyor şu anda. Onunla ilgili bu hafta içerisinde yapacağız. Ama her zaman halka gerçekçi rakamlarla, gerçekçi kaynaklarla gerçeği söyleyerek. Yani kandırdın, o zaman halk karşına çıkıyor. Bunu yapacaktın, bunu neden yapmadın? Orada puanı kim kaybedecek? Biz kaybedeceğiz. O nedenle inandırıcı olmak ama bunu yaparken de gerçek anlamda halka doğruları söylemek gerekiyor. Halkı, artık halkın kandırmak kolay değil. O nedenle ben tekrar herkese başarılar diliyorum. Sonucunda sürenin de demokrasi adına da bir kazanım olmasını diliyorum. Teşekkür ederim tekrar böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Bu manifestolar ne kadar kısa olursa o kadar faydalıdır. Tabii yani. Benden size bir tavsiye. Çok, hem masraf açısından hem de vatandaşın anlaması açısından. Geçmişte kitaplar dağıtılıyordu. Kitapları kim karıştıracak, okuyacak? Kırsal kesimde düşünün, köylerde insanlar. Evet, bankaların borç senedi imzalaması gibi. İnsanlar sadece imza atıp gidiyor. Hiçbir şey okuduğu yok. O yüzden vurucu, hedefe vurucu, belki de bir slogan şeklinde böyle bir şey olacaktır. Mutlaka bunu bütün siyasi partiler geçmişteki yaşananları gördüğü için ona göre de o hedefi seçmiştir. O şekilde gidecektir. Evet, buyurun. Siyasi partilerin aslında daha çok manifestoya değil de özellikle hükümette yer almış siyasi partilerin bu süreç içerisinde yapmış olduklarını somut bir şekilde rakamlarıyla ortaya koymaktır. Biraz önce sizin bu Hodri Meydan'la ilgili yapmış olduğunuz bu müzik gösteri çok güzeldi. Ama orada birçok protestoların yapıldığını görüyoruz. Fakat bu son dönemde özellikle hayvancının, çiftçinin, birçok sendikanın uzlaşarak özellikle maliye tarafından ödemelerin ve bütçenin bir disiplin altına alındığını görüyorsak ve orada tüm siyasi olsun olmasın derneklerle de oturulup konuşulup uzlaşıya varılarak ödemelerin gününde yapıldığını, geçmişten gelen borçların maliyede gelirlerin artırılarak ve birçok siyasi partinin de söylediği gibi fiyat istikrar fonunu işte kullanmıyorsunuz, ekonominin önünü açmıyorsunuz, verilen rakamların doğru olmadığını, esas rakamları maliyeden alan bir kişi olarak fiyat istikrar fonunun da orada net bir şekilde durmadığını, bunun durağın olmadığını söyleyebilirim ve bu paraların fiyat istikrar fonunda duran rakamın sürekli tarımda, eğitimde, birçok yerlerde, maaş ödemelerde de kullanıldığını, bir yıla yakın mazotun fiyatının artırılmadan bu dengeyi sağlayabildiğini,
İşte somut örneklerle siyasi partiler belki son 16-17 ay ama ondan önce de almış oldukları görevlerde hangi süreçlerde görev aldılar, neleri yaptılar, halktan nasıl tepki aldılar veya nerede iddialar, dedikodular yapıldı ve bu iddialara cevap verirken siz ne kadar doğru cevap verdiniz, ne kadar güven verici oldunuz, ne kadar inandırıcı oldunuz, bunlar önemlidir. Çünkü özellikle de siyasilerimizin sürekli, Sunay arkadaşımızın da söylediği gibi o uzun yıllar siyaset yapmıştır. Sürekli tepki almanız veya görev başındayken verimli oluyorsanız gündeme geldiğiniz içindir ki belki sürekli de tepki alıyorsunuz, gündemde oluyorsunuz. Elbette ki bunun yanında hem eleştiriler gelecektir, hem beğeniler gelecektir. Ama bakıyorsunuz bazı siyasiler ağzını açıp konuşmuyor, hiçbir yasaya imza atmıyor, hiçbir komitelerde çalışmıyor, ekran başına çıkıp vatandaşa seslenmiyor, köylere gitmiyor, insanları tanımıyor, insanlarda hiçbir istişaresi yoktur. Ama sadece belli başlı mekanizmalarla çalışıp siyasette kendini yıllarca orada tutabiliyor. İşte bizim bunlara dikkat etmemiz gerekir. Siyasi partiler, özellikle de biz Demokrat Parti olarak kadınımızla, erkeğimizle inşallah 7 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin 34 yıldan daha fazla yaşaması için, daha güçlü yaşaması için, müzakerelerde daha güçlü ses getirebilmek adına, birlik beraberlik adına 7 Ocak'ta başarıyla çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama söylemek istediğim birçok konularda böyle kalıplaşmış şeyleri popülist yaklaşarak söylemek artık inandırıcı gelmiyor insanlarda. Şimdi seçim için eğer harcama yapıyorsanız tabii ki şeffaf olacaksınız. Elbette ki şeffaflık çok önemli bu ülkede. Güven açısından bir yerde, hesap verebilirlik açısından önemli. Ama bu ülkede yaşananlar da halk tarafından her şey biliniyor. Bunu daha net, daha samimi bir şekilde ifade etme zamanımız artık gelmiştir. Çünkü vatandaş uyumuyor, vatandaş her şeyin farkındadır. Ondan dolayı biz diyoruz ki Demokrat Parti olarak almış olduğumuz eleştirileri de yapmış olduğumuz güzel icraatları, doğru icraatları da daha ileriki toplantılarımızda arkadaşlarımızla tartışarak bunları savunacağız elbette veya kabul edeceğiz yapmış olduğumuz hataları. Evet. Ama bugün gündemimiz seçim. 7 Ocak 2018'de yapacağımız seçimler hepimize, her şeyden öncesi halkımıza hayırlı olsun diyorum. Evet. Seçim bütçesini konuştuk ama gerçekten önemli bir konu. Ben bunu parti içi demokrasinin bir unsuru olarak görüyorum. Bir kere siyasal partilerin kendi tüzükleri, parti iç hukukları çok önemlidir. Bir siyasal parti elbette seçime gideceğini bilecek. 4 sene sonra seçime gidecek. Bir siyasal parti politik faaliyetlerinin ne olduğunu bilecek. Bir siyasal partinin nasıl ki yönetim organları var, bütçesinin olduğunu da bilecek. Ve bu bütçeyi nasıl oluşturacağını bilmek zorundadır. Siyasal faaliyetlerde bulunurum. Ben bu kadar paraya ihtiyacım var. Peki bu parayı nereden karşılayacaksın? Dünyada örnekleri çok bunun. Mesela İngiliz İşçi Partisi üyesinden para topluyor, aidat topluyor. Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti üyelerinden para topluyor. Bu aidat toplamanın da çok önemli unsurları. Bir tek farkımız var. Onlar da yeme içme yasaktır. Bizde yeme içme olmadan seçim olmaz. Bizde daha farklıdır biraz ama. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, siyasal partilerin önce kurumsallaşması lazım. Ben siyasal partiler içerisindeki demokrasinin ülke demokrasisiyle ülke demokrasisine de örnek olabilecek boyuta gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz ülkedeki yönetimi yönetmeye talipsek önce kendi partimizdeki demokrasiyi iyileştireceğiz. Kendi içimizdeki demokrasiyi, iç hukuku düzenleyemezsek ülkeyi yönetmeye de talip olamayız. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gelirlerini az önce ifade ettim.
aidat giderleri var. Aidatını ödemeyen oy kullanamayacak. Ama diyeceksiniz ki her üye aidat ödeyebilir mi? Ödeyebilecek bir duruma sokacaksınız. Öyle 10-12 bin üyesi olup da sokaktan giren üye olacaksa ve buna demokrasi diyeceksek, bunu yani eleştirmek için söylemek istemiyorum ama daha uygun koşullar geliştirerek bir iki yok özür dilerim yani sokaktan yok yok onu söylemek istemedim. Sokaktan şimdi kimleri sokacak? Oralara girmeyelim. Şimdi arkadaşlar biz buna önem veriyoruz. Üye yapısının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkedeki demokrasinin kurallı bir demokrasi olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer ülke talan ediliyorsa, farklı farklı yaklaşımlar içerisine giriyorsa, ben yukarıdan aşağıya menfaat dağıtacağım, aşağıdan yukarıya da oy devşireceğim anlayışıyla gidiyorsa, ne siyasal partilerimizi düzenleyebiliriz, ne de bu ülkedeki demokrasiyi düzenleyebiliriz. Söylemeye çalıştığım oydu. Önce kendi içimizi düzenleyeceğiz. Arkasından ülkedeki demokrasiyi, insan haklarını, eşitliği, adaleti de düzenlemeye aday olacağız. Ben şunu gözlemliyorum. Bu zihniyet bitti artık. 1974 sonrasında kurulan bu zihniyet, bu anlayış artık bitti. Bununla bizim bir yere varmamız mümkün değildir. Ya bu ülkeye gerçekten demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, eşitliği getireceğiz ve bütün insanlarımızın bu kurallardan eşit bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Yahut da 5 sene sonra, 4 sene sonra yeni bir seçime giderken seçecek insan dahi bulamayacağız. Anlatmaya çalıştığım oydu. Üye yapımızdan, kurallarımızdan vesaire. Ya çok önemli bir husus daha vardır. Bu ülkede demokrasi sorunu var, eşitlik sorunu var, adalet sorunu var. Bizim çok önemsediğimiz ve 47 yıldır mücadele ettiğimiz Kıbrıs sorunu var. Bu Kıbrıs sorununun ne şekilde çözüleceğini de hepimiz çok çok iyi biliyoruz. 47 yıldır federasyon temelli bir çözüm arayışı içerisindeydi. Ve çok yok, 28 Haziran'dan 7 Temmuz'a kadar Grand Montana'da devam eden bir süreç vardı. Ve neredeyse böyle son gün 6 Temmuz'da çözüldü gibi bir hava da estirildi. Ama bu anlayış ne yapıyor şimdi? Tamamen popülizm, dünyadaki siyasi konjonktürden tamamen uzak, gidiyor meclise ve diyor ki federasyonun çözüm şekli olmaktan çıkaralım. Dünya bize gülüyor arkadaşlar. Bu ülkede her şeyimizi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Cumhuriyetçi Türk Partisi geçmişten günümüze, evet uzun süreler 47 yıllık bir parti, 10 yıl kadar hükümette bulundu. Bu topluma kazandırdıkları da ortaydı. Dolayısıyla biz seçim manifestomuzu da hazırlıyoruz bitmek üzere. Haysiyet, adalet, üretim ve hizmet temelli politikalarımızı geliştirip halkın karşısına çıkacağız. Kendimizi çok çok iyi anlatacağız. Bu halkın nerelere ulaşması gerektiğini çok çok iyi biliyoruz ve 7 Ocak seçimleri için de halkımızdan destek bekliyoruz. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Bu süreç içerisinde Fiyat İstiklal Fonu'nu en çok dile getiren parti biz olduk. Dolayısıyla ben onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yok, ben genel anlamda söyledim. 2 yılı hemen hemen tamamlamak üzere olan bir parti olmamıza rağmen dile getirdiğimiz söylemlerin de bu kadar çok sahiplendiğini görmek beni de ayrıca mutlu etti. Demek ki gerçekten güzel bir şeyler de yapmışız. Şu konuda Halkın Partisi aslında oldukça rahattır. Geride bıraktığımız dönem içerisinde, örneğin son meclisimizde, denenmeyen aritmetiğin kalmadığı bir ortamda, büyük reform hükümetlerinin kurulduğu ortamlarda, çeşitli koalisyonların kurulduğu ortamlarda, birçok fikrin, ideolojinin, rengin, amblemin iktidara geldiği ortamlarda siyasi erkellerindeyken aslında bir şeyleri düzeltemeyenlerin şimdi böyle düzelteceğiz diyerekten halkın karşısına çıkıp da zamanında neden yapamadığını net bir şekilde anlatamayacak olmasından dolayı biz biraz rahatız. Biz dolayısıyla seçim stratejimizi ki yarın tamamlayacağız manifestomuzu, oldukça kapsamlı bir parti programımız vardı. Bunu daha da damıtarak ve bu süreç içerisinde halktan aldığımız dönüşleri içine ekleyerek ki
6 Ocak 2016 tarihinde kurulduk. İlk bölge ziyaretimizi hemen ertesi gün yaptık. 7 Ocak'tan beridir dışarıdayız, halkla iç içeyiz. Halkı odağına koyan bir siyaset anlayışı güdüyoruz. Halkın kendi aktardıklarını göreceği bir manifesto hazırlıyoruz ve yarın itibariyle de bitmiş olacak. Ve bu manifestomuzda bugüne kadar yaptığımız bütün açıklamalarda olduğu gibi salt eleştiren değil, neyi de nasıl yapacağımızı hem de nasıl şekilde yapacağımızı, böyle popülist ve farazi bir şekilde değil, nasıl yapılacağının tarifiyle birlikte halkın önüne sunacağımız, halkın seçimini aslında yapacağı, halkın kendisini göreceği bir manifestoyla halkın karşısına çıkacağız. Genel anlamdaki seçim stratejimiz de zaten var olan problemleri bir kere daha hatırlatmak değil, bunlara nasıl çözüm bulacağımızı halkla paylaşmak olacak. Çünkü geride bıraktığımız 2 yıla yakın süreç içerisinde adanın bir ucundan diğer ucuna kadar yapılan her yanlışın halk nazarında son derece önemli bir şekilde takip edildiğini ve çok ciddi bir şekilde buna tepki gösterildiğini bizzat gözlemlemiş biri olarak söylüyorum bunu. Çok net bir şekilde görüyoruz ve bunun da çerçevesinde nasıl bir karar verileceğini de zaten 7 Ocak'ta hep beraber göreceğiz. Bu sürecin tekrardan bütün siyasi partilere ve ülke demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Sunay Bey, siz de toparlayalım için bu şekilde. Konuşuyorum ama Diyalog TV'ye bu yaptığı hizmetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi buraya çağırdı ve çalışmalarımız hakkında bilgi aldığı için şunu ifade etmek isterim ben. Tabii ki bütün partiler elinden geldiğince üyelerinden aidat toplayacak, bağış toplayacak, milli piyango çıkaracak, onu satacak ve bir seçim bütçesi oluşturacak. Buradan herhangi bir kişinin itirazı olduğunu da sanmıyorum. Zaten ülke koşullarımız belli. Burada eleştiri noktası olan doğrudan doğruya siyasi partiler yasası son geçirilen ki bir kısmı da anayasaya aykırıdır. Onun içinde belirlenen limitler vardır. İş çevrelerinden partilerin alacağı bağışlarla ilgili açık ve net bir şekilde bu aşılmaktadır. Ama ne yazık ki başsavcılık müdahale etmemektedir. Bizim itirazımız bunadır. Ayrıca itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesi sağda veya solda olsun. Ne yazık ki kamu kaynaklarını kullanarak hem parti içi yarışlara müdahale edilmektedir hem de siyasi partiler arasındaki yarışlara müdahale edilmektedir. İtirazımız bu noktalaradır. Çünkü kamu kaynağı yurttaşın kaynağıdır. Siyasi partilerin özel kaynağı değildir ki hem parti içine hem de diğer partileri ekarte etmek için başvurulan bir nokta olsun. Dolayısıyla bunun üzerinde halkın çok ciddi bir denetim mekanizması oluşturması gerektiğine inanıyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, izliyorum ben tabii siyaseti bu son dönem parlamentoda yoğum ama aşağı yukarı söylenen şudur. Herkes bir reformdan bahsetmektedir ve bu reformun temel noktası da maalesef bütçe disiplini olarak deklare edilmektedir. Bu bütçe disiplininin bu memlekette özellikle emekçi ve üretken kesimleri ne kadar gerilettiğini asgari ücretten tutun da diğer bütün çalışanların aldığı ücret ve maaşların ne kadar büyük oranda erozyona uğradığını, neredeyse kamu çalışanlarının büyük çoğunluğunun fakirlik sınırı altında maaşlarla çalıştığı, asgari ücretin ise ne yazık ki yoksulluk sınırına altına düştüğü son 4 yıl içerisinde ne yazık ki kimsenin kılı kıpırdamamıştır. Siz mali disiplin diye orta yere çıkıyorsunuz ama yaşanan bu büyük felaket 4 yıl, 6 yıl içerisinde özellikle 80 bin mazbata sadece 1 yılın içinde 14 bin tane alacak verecek davası. Eğer yaşanıyorsa küçücük bir memlekette burada bir sorun vardır kardeşim. Güttüğünüz ekonomik ve sosyal politikalar
yanlıştır demektir. Dolayısıyla bu çerçevede herkesin değerlendireceği bir seçim dönemine gidiyoruz. Tabii ki herkes dağarcığında ne varsa halkın önüne sunacaktır. Bu yarışın sonunda da umut ederim ki sağlıklı bir parlamento çıkar. Kendi ayakları üzerinde durulabilecek bir ekonomik modeli bu memlekete getiririz. Ve halkımız daha refah bir düzeye gelir. Ben konuşmama son verirken bütün siyasi partilere gerçekten yürekten başarılar diliyorum. Burada herhalde adaydır bütün arkadaşlar da. Ha doğru. Erdoğan hocam hariç. Hocam hariç. Hoca da bize dua etsin. Herkese başarılar diliyorum. Umut ederim herkes hak ettiği sonucu alır. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Güzel bir başlangıç yaptık. Program öncesinde tatlı sohbet yaptık. Parti liderlerinin ilk 100 günle ilgili yapacağı konuşmaları, yapacağımız özel seçim programlarına katılım tarihlerini belirledik. Aytuğ arkadaşımız şimdi o tarihleri açıklayacak. Çok önemli bir sorun olması halinde liderlerin tarih değişikliği olabilir ama buna uyulursa hepimiz için iyi olur. Çünkü biz bunları yarından itibaren hem gazetemizde hem televizyonumuzda devamlı yayınlayacağız. Biz de başarılar diliyoruz. Elimizden geldiğince medya kurumu olarak çok kişiye ulaştığımızı biliyoruz. En çok izlenen televizyon olduğumuzu biliyoruz. En çok satan gazete olduğumuzu biliyoruz. Liderlik pozisyondayız. Bizim bütün gücümüz de demokratik bir seçim olmasına elimizden gelen katkıyı koymaya devam edeceğiz. Sizlerden de gelecek yapıcı önerilere hazırız her zaman için. Yanlışlarımız olabilir. Bu yanlışlar olursa gelecek uyarıları, gelecek önerileri memnuniyetle karşılayacağımızı da belirtmek istiyorum. Halk Meclisi programlarımız var biliyorsunuz. 60 haftayı geride bıraktık. Yarın akşam İskele bölgesindeki Boğaziçi köyündeyiz. Lapitos galiba eski adı. Orada olacağız 61. toplantı. Onlar da her salı akşamı devam edecek. Diğer akşamlarda da bu programları gerçekleştireceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Aytuğ arkadaşım da programı açıklayacak. Evet. Seçim 2018 ilk 100 gün dedik programımıza. Ve 23 Kasım bu hafta yani Perşembe günü ilk programı gerçekleştiriyoruz. MDP Başkanı Buray Bisküvitçi ile başlayacağız. 30 Kasım'da YDP Başkanı Erhan Arıklı bizlerle birlikte olacak. Yine 7 Aralık Perşembe Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkanı Sayın Mehmet Çakıcı. 14 Aralık Perşembe Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit. 21 Aralık Perşembe Halkın Partisi Başkanı Kurtuluş Özersay. 25 Aralık Pazartesi Demokrat Parti Başkanı Serdar Denktaş. 28 Aralık Perşembe Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman ve 1 Ocak Pazartesi bu konseptteki son program Ulusal Birlik Partisi Başkanı Hüseyin Özgürgün. Ve 4 Ocak Perşembe akşamı için de büyük buluşma organizesi yaptık. Tüm parti başkanlarının 4 Ocak Perşembe akşamı bizlerle birlikte olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili olarak da sınırsız bir program olacak o. Saatini koymayacağız. Son noktayı koyacağımız bir program olacak bizler açısından. Seçim sürecinde böylelikle bugün başlatmış olduk Diyalog TV'de. Bundan sonra tabii bu programların dışında günlük programlarımızda mecliste olmaya aday milletvekili adaylarının el verdiğince süre tabii tümünü burada eşit bir şekilde ağırlamaya çalışacağız. Onu da ifade edelim ve böylelikle noktalayalım. Seçim şarkımıza dilerseniz bitirelim. Öyle, tüm genel sekreterlere katılımı için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin, hepimize kolay gelsin, hayırlı olsun diyelim. Bizlerden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Odri Meydan. Bir yanda ortağın çilesi,
Diğer yanda tufanın şiddeti, gezicilerdi cesareti. Öyleyse hodri meydan, gemi karaya vurdu. Özdemir atladı kurtuldu. Çınarda kurmaya başlayınca doktor yine umut oldu. Hodri meydan, 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 hodri meydan. Diyor haydi mahalleye, Cemal güveniyor reise. Çakıcı küpürüyor her yerde, yeniden doğanlar sahnede. Güneşin etrafı bulutlandı, şimşek çaktı, yağmur yağdı. Beklemeye tahammül kalmadı. Öyleyse hodri meydan, 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 hodri Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, aa bu bayrakla hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Kumsal Emlak